yatarak güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Sandığınız bir yarışmacı veya model var mı? Hiçbirinden zaten pek haz almıyoruz. O yüzden. Ve seni çok seviyoruz. Bayıldık sana. Urfalılar birinci olmuştu ve bize ne söz vermişti? İçli köfte. Aa. Size yok. Yo, herkese yeter bu. Yok, onlara vermeyelim Bülent Hanım. Niye? Bizi mi zehirleyecek? Hayır. Önce ben denedim zaten. Bana bir şey olursa zaten yemeyin. Allah esirgesin. Babam hala bana küs. Ah. Evet. Gittim. Göremedim kendisini. Kendi alanımda, kendi işimde kendimi geliştirmek için buraya geldim. Senden izinsiz geldiğim için özür dilerim. Bir dahaki dönüşümde gerçekten sana sarılmak istiyorum. Sadece bu. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama. Mehtap gibi dol yeter. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama. Mehtap gibi dol yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece dama. Özleyen kollarıma usulca sokul yeter. Herhalde. Yağmur bulurken gama, dalarken gece gama. Özleyen kollarıma usulca sokul yeter. Efendim, muhterem seyircimiz, fevkaladenin de fevkinde jürimiz ve şahane yarışmacılarımızla Fön Gazinosu'na hoş geldiniz efendim. Artistliğinizi kullandınız. Böyle ama, böyle. Efendim, dün akşam benden bunu rica eden ve bu cesareti bana veren sevgili ekibime çok çok teşekkür ederim. Nasıldı Bülent Hanım? Hareketler. Tam artistliğinizi kullandınız. Bunlar falan tam gizlilik. O zaman hep beraber bana cesaret verir misiniz? Hadi arkadaşlar, gazinoyu açalım. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama. Özleyen kollarıma usulca sokul yeter. Ya. Usulca sokul yeter. Efendim, kuaförüm sensin stüdyosunda. Haftayı tabii ki de az solist konseptiyle açıyoruz efendim.
Hafta başında biz böyle sazla, sözle, müzikle geçirmeyi çok seviyoruz. Hazır Bülent Ersoy da bizlerleyken hoş geldiniz efendim. Biz de işte bugün yarışmacılarımızdan, takım arkadaşlarından modellerini az solisti olarak hazırlamalarını isteyeceğiz. Tabii ki de sesleriyle değil, vücut dilleriyle, kostümleriyle, saçlarıyla, makyajlarıyla bakalım nasıl yaşatabilecekler. Öncelikle yeni takımımıza da hoş geldiniz diyoruz. Sizi tanıyalım. İsim Zeynep, soyadım Oktay. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Bu şekil. Zeynep, tüm kaç yıldır kuaförlük, makyajlık yapıyorsun? 11 senelik makyajlık. 15. Kaç 11, yaşındasın? 11 sene. 31 yaşındayım ben. Katılmaya nasıl karar verdin yarışmamıza? Yarışmayı çok severek izliyordum. İnanılmaz derecede hani bu performansta olmak istiyordum. Yani burada olmak istiyordum. O yüzden katıldım. Şu anda buradayım ve çok mutluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Turan Taş, 31 yaşındayım. Renkli bir kişiliğim diyorsun Turan. Evet, onu yansıtalım dedik. Gömlekli Kıbrıs'tan yüzler yüzler. Teşekkürler. Kıbrıs'tan katılıyorum. 15 yıldır kuaförüm. Ben de sıkı bir takipçinizim. O yüzden gelmek istedim. Bakalım. Peki. Daha önceden tanıdığınız sıkı takipçinizim dediğine göre rakip gördüğün veya tanıdığınız bir yarışmacı veya model var mı? Yani hiçbirinden zaten pek haz almıyoruz. O yüzden seni hiç... çok seviyoruz. Bayıldık sana. Ay öleceğim şimdi. İyi ki geldin Turan Kıbrıs'tan. Ucuk diye otur. Değil mi öğretmenim? Bismillah daha yok. Evet efendim, sizi dinliyoruz. Ben bugün bu asolist havasından çıkamayabilirim pek sevgili arkadaşlar. Buyurun Zeynep Hanım. Ya açıkçası rakip gördüğüm birisi yok ama hani dediğim gibi bu senin makyajlarını beğeniyordum, izliyordum zaten. Tuna zaten öğrencim gibiydi. Ben... Bu çok sert. Öğrencim gibiydi şu bakımdan. Zeynep'ciğim hoş geldin ama biraz boş geldin. Hoş, yani biraz... Bebeğim, hoş bulduk bebeğim. Birazcık atıyor gibisin. Hani atıyor öğrencimdi, değil. Asistanımdı falan. Bunlar yani hoş laflar. Yani şöyle öğrencimdi. Fırça tutmayı bilmiyordun Tuna. Hep böyle duruyordun şey ya genelde izlerdin zaten hani bize. Zaten şuna bir açıklık getireyim. Ben mesleğe ilk başladığımda Zeynep'le tanışmıştım. Evet. O açıdan ondan öğrendiğim şeyler var ama şu an o çok geride kalmış tamam, durumda. Ben ön plandayım. Geride kaldığımı düşünmüyorum. Çok bence fazla geride kalmış sizin hep jenerasyon. Hep böyle öndeyimdir genelde. Yok yok, sizin jenerasyon bunun bayağı geride. Bunun eskiyle alakası yok ki bence. Yani bunun eskilikle, siz mesela önceden evet buradaydınız ama şu anda ben buradayım. Bu hoş tesadüften sonra modelinizi de tanıyalım. Merhabalar, ben Damla Gümüş. Damla, şöyle bir boyuna posunu görelim mi? Gel bakalım. Şöyle bir görelim efendim, değil mi modellerini? En damlı. Boydan. Evet, attın podyum heyecanını evet. Ama yürüyüş tedirgindi. Yani değerli jürilerimin karşısında birazcık tedirginim. Biraz mı? Çok belli oluyor galiba. Olsun, o heyecan tatlı güzel. Nasılsın? Adını İyiyim. Öğrenelim. Nereden katılıyorsun? İsmim Damla. İstanbul'dan katılıyorum. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım bugün. Aa, doğru. Evet. Kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne güzel bir anı sana. Aynen, bugün çok güzel. Doğum günüymüş efendim bugün. 25 yaşına giriyormuş. Çalışıyor musun, okuyor musun? Modellik yapıyorum. Üniversite mezunuyum. Havacılık yönetimi okudum. Modellik yapıyorum profesyonel olarak. Bakalım ekibinizde nasıl işler çıkaracaksınız? Hemen yerini alalım. Canım hoş geldin. Gideceksin, gittiğinde üzüleceksin ama sana... Göreceğiz canım. Sana hafta sonu güzel bir doğum günü partisi yapalım. Göreceğiz canım. İlk öncelikle hoş geldin. Sen onlara aldırış etme. Hoş bulduk. Boş ver. Ben böyle yeni gelen arkadaşlarımı tanımayı çok seviyorum. Burada bir favorim var mı? Ya da rakip gördüğün bir isim var, ya da sevmediğin bir isim. Var. Daha gelmeden benim neyi geçinmeye çalışmış. Allah Allah. Kendisi. Evet, bir baktım Instagram'a, beni takip ediyor. Senin yapmacık tavırlarını biraz da oradan seyretmek istedim. Sosyal medya hesabımı bulup hemen gelmeden tarafını tutmuş. Beni evet. izledin galiba yine. Evet, yapmacık tavırlarını biraz da sosyal medyada görmek istedim. Arkadaşlar, sosyal medyadan lütfen stüdyomuza dönüyoruz. Evet. İşte Urfalılar birinci olmuştu ve bize ne söz vermişti? İçli köfte. Aa, biz de
sözümüzü yerine getirdik. Birinciliğimizi kutlamak istedik burada. İçli köfteyle geldik bugün. Yemek öyle dışarıdan dürüm dürüm sözümüz yoktu bizim. Biz elimizle kendimiz... İkiniz beraber mi evet. Lütfen siz birinci olmayı unutun bence. Biz bu haftadan sonra sürekli birinci olacağız. Şöyle. Sen bir de ne güzel giyinmişsin bakın bugün böyle. Teşekkür ederim. Sunum arada, da çok güzel. Şuraya bırakayım ben. Şöyle bırakayım. Arada. Ay çok güzel Bülent Hanımcığım. Bot. Böyle. Size yok. Niye yok? Onu da ilerleyen saatlerde anlatacağım niye size yok. Herkese yeter bu. Herkese yeter bir tane. Yok verin. Onlara vermeyelim Bülent Hanım. Lütfen. Günah canları ister. Ben onu anlatacağım ama niye vermek istemediğimi. Haklı bulacaksınız niye, beni eminim. Bizi mi zehirleyecek? Hayır. Önce ben denedim zaten. Bana bir şey olursa zaten yemeyin. Allah esirgesin. Birinci oldunuz. Nasıl karşıladılar? Nasıl tepkiler aldınız? Çok güzel karşıladılar. Çok güzel karşılandık. Urfa'da sağ olsun hemşerilerim bu konuda gerçekten arkamızdalar. Böyle bizim çok güzel karşılandık. Gittik memlekete ağırlandık öyle söyleyeyim. Böyle bir ağa falan hissettim kendimi de memlekette. Yalnız çok buruğum. Ne oldu? Ne oldu? Programa katıldığımı babam bilmiyordu biliyorsunuz evet. Söylemiştim. Babam hala bana küs. Aa. Evet. Bu konuda biraz burukluğum var. Tam birinci olduk, çok mutlu gittik, çok güzel karşılandık ama... Babanın kalbini kırdık. Kırmışım demek ki gelerek. Yani izin almam gerekiyormuş aslında, bunu gidince öğrendim. Keşke ondan izin alarak gelmiş olsaydım. Ama çocuğum sen de kendi başına karar vermişsin, almış başını gelmişsin. Evet. Bence sen bu hafta git. Gideyim mi? Gitmesin. Babanla konuşamamışsın. Hayır. Ya. Babanla konuşamamışsın. Buradan böyle kameraya bakarak ona söylemek istediklerini buradan söyleyebilir misin? Evet şöyle söyleyeyim izlerse. Babama düşkünlüğümü zaten 9 çocuğundan en fazla düşkün olan benim. Bunu ailedeki herkes biliyor. O da kendisi de biliyor. Babalar gününde bile geceden mesaj atarım. Hani o vardır ya 12'den sonra ertesi gün olmuş. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama işimi de bir o kadar sevdiğimi biliyorsun. Kendi alanımda, kendi işimde kendimi geliştirmek için buraya geldim. Hep şey dersin bana, hırslısın. Evet çok hırslı bir kadın babacığım çünkü bu yönümü senden alıyorum. Buradan özür dilemek istiyorum. Senden izinsiz geldiğim için özür dilerim. Bir dahaki dönüşümde gerçekten sana sarılmak istiyorum. Sadece bu. Sessiz olun. Kaç yaşında olursanız olun. Ananızdan, babanızdan habersiz. Öyle. Kendiniz efelik yapıp da bir şeyler yapmayın. Yapmayın. Çünkü o baba o. Atanız sizin. Keşke gönlü olsaydı da. Ama oldu artık. Ama affedecektir. İleride gurur duyacaktır bence affedin. İnşallah. O zaman bir an önce bu imkanı sizler için başlatalım. Harika bir konseptimiz var bugün. Saçta ve makyajda dilediğiniz gibi parlayabilirsiniz. Eminiz ki modeller de konsepte uygun. Kendilerine en yakışan asürist kıyafetini buldular. Eğer hazırsanız makyaj sanatçılarını dışarı alalım. Yarışmamız başlasın. Haydi. Görüşürüz. Buyurun dışarı çıkın. Mustafa'nın arkadaşıymış bu arada Gözde Hanım. Ben de diyorum Mustafa'nın niye ağzı kulaklarına vardı girer girmez. Nereden tanışıyorsunuz Mustafa'yla? O bizim mazimiz olarak kalsın diye. Bizim heyeti umumiyenin şahsına bir hakaret olarak görüyorum, addediyorum bunu. Estağfurullah. Bundan sonrası daha farklı olacağını düşünüyorum. Hayır bundan sonrası farklı olmayacak. Bundan sonra sizin için bir fark olabilir.
Ben ukalalığı hiç sevmem çocuğum. İnsanlar artık yeni yüzler görmek istiyor, yeni kuaförler görmek istiyor. Bence siz gidin artık, yeter. Bugün olsun, yine 5 veririm. Eğer ağlanmakla birinci olunuyorsa ben de ağlayacağım bundan sonra. Ben bakıyorum şu anda, beni eleyecek bir masa göremiyorum. Bunlar çok yanlış konuşmalar. Topuz yaptı daha bir topuz. Topuz mu yaptı? Açık olmaz zaten ama. Açık olmaz, yok. Ya sahnede da açık çünkü olacaksa da yok, sahnede engellememeli saç. Bak mesela Ebru Gündeş hep toplu, rahatsız etmeyecek saçlar. Tamam mı? Saçını yandan da ayırabilirim bak. Komple evet, yana da sana çok yakışır. Şu an şeyde gördüm. Ebru Gündeş'i gördüm. Evet. Ebru Gündeş tarzı yapalım. Gibi, evet. Senin böyle komple yana da çok güzel durur sende. Evet. Tam tepeye de çok güzel olur ama tepede yapmak istemiyorum. Yok. Balık olduğu için ense kısmında böyle dümdüz büyük bir topuz düşünüyorum aslında. Şunu şu şekilde böyle birazcık aşağı indirebiliyorsun. İndirebilirsin. Evet, onu okay, beraber karar verebiliriz aslında. Aynen. Bunu son rutuşta da yapabilirim aslında. Bu çok uzun sürecek bir şey değil. Son rutuşta hani yüksek mi yapacağız yoksa biraz düşürecek miyiz, ona karar veririz beraber. Tam kafamın arkasında olmasını istemiyorum. Bu yüzden biraz daha burada yukarı yapmamız. Burada görünsün değil mi topuzun? Aynen. Aynen, evet, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Burada görünsün biraz topuzun. Biraz dağınık olabilir. Tamam. Şuralardan biraz da saç çıkıp, hani, buble buble. Aynen. Astrolist yaparken de yaşını da çok büyütmeyelim bence. Aha, evet. Ya şurada bir topuz yapalım. Aynen. Tabarık şöyle doğal. Önlerden saçlar bırakırız ya da şöyle havalı bir şeyler yaparız. Aa, çok güzel olur. Evet. Tam bir Emma Stein tarzı aslında. O tarz böyle bir hayal, şey. Evet, hayal evet, ettim de o. Ne bileyim, izlediğimde işte tip olarak da benzetiyorum kendimi. Evet, evet. Böyle gençliğini andır, evet, sarışın renkli gözlü olması. Güzel. O tarzında bir şeyler yapabiliriz bence. Harika. Bugün. Bence de. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahsetsene biz de arkadaş. 12 yıldır Kıbrıs'ta yaşıyorum. Tugay. Tugay'dı değil mi? Turan. Tufan. Turhan. Tur. 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 Han. Han. Turhan. Tamam. Aynen, Tufan kardeşim. Biraz kendinden bahsetsene bize. 12 yıldır Kıbrıs'tayım. Aslen Mersinliyim. 12 yıllık Kıbrıs'tasın. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 15. 16 yaşında mı sen bu işe başladın? Daha da küçük aslında da o kadar küçüğünü de saymayayım dedim. Peki çıraklık dönemi meslekten sayılıyor mu? İşte onu saymıyorum. Onu saymıyorsun 16. Onu saymıyorum, 16'dan beri de adamın fön çekiyorum. Adamın ustalığı 16'da başlamış, hele bak sen. 16 yaşımdan beri de fön çektiğim için hani. Fön çekmek ustalık mıdır? Ustalık mıdır? Başlangıç olarak sonuçta elime saç almaya başladım. Bence hani işte fön çekmek ustalıktır. Yeri süpürdüğüm zamanları saymıyorum sana. Ama bizde şöyle bir şey var. Çıraklıkta biliyorsun ilk aşama folyo yıkamaktan başlar. Sonra ilerlersin föne kadar ama bana göre fön çekmek ben bu işte ustayım anlamını taşımıyor. Oo, fön gerektiriyor. Korkunç gösterir ustalığınızı. Ama fön çok önemli bence. Bak, föne gelen bir müşteriyi her türlü kazanabiliyorsun. Bir fön müşteriyi bağlayan en önemli faktördür. Onu kabul ediyorum. Fön ama çıraklık dönemini de bence meslekten şeyi saymamalı. Biraz kendinden bahsetsene. Kıbrıs'ta işler nasıl? Kıbrıs'ta işler çok güzel. Kıbrıs müşterisi çok iyidir, çok güzeldir. Genelde tatilci oldukları için kışın ne yapıyorsun? Çok tatilci müşteri edinmemeye çalışıyorum. Benim müşterilerim yerli genelde. Hmm. Biraz da Damla'yı tanıyalım. Sen neler yapıyorsun? Sen daha iyi tanırsın beni. Ben seni nereden tanıyayım? Abi masaya her gelen bir canım, çünkü Instagram'da takip ediyorsun beni. Sen de onu takip etmişsin. Ben neden de takip ediyorsun? Hadi sen ekrandasın. Sen neden beni takip ediyorsun acaba? Çünkü aynı ajansta çalışmışız. Kimsin diye baktım. Ya da haklısın. Birçok yerde fotoğrafımı görmüş olabilirsin. Evet, ben Damla'ya soru sormak istiyorum. Damla, favorin var mı? Kendi tarzın nasıl? Kaç yaşındasın? İstanbul'da mı oturuyorsun? İlişkin var mı? Evli misin? Bekar mısın? Çok fazla sorum var sana karşı. İstediğin sorudan başlayabiliriz. Su, hiçbir şeyi merak etme. Aynen. Hemen merakını gidereyim. Aslında Turan'la Kıbrıs'tan tanışıyoruz. Ben de Kıbrıs'ta yaşıyordum öncesinde. 14 orada mı okudun? Evet. Hı-hı. 14 yıl kaldım orada. 5 yıldır İstanbul'dayım. Modellik yapıyorum. 25 yaşındayım. Bekarım. Bekarsın. Bazı arkadaşlara sürpriz olmuş olabilir. Evet, Mustafa'nın arkadaşıymış bu arada Gözde Hanım. Tanıyormuş Mustafa. Ben de diyorum, Mustafa'nın niye ağzı kulaklarına vardı girer girmez.
Nereden tanışıyorsunuz Mustafa'yla? O bizim mazimiz olarak kalsın diyelim. Nereden tanışıyoruz? Ya bir kere saçını boyayacaktım. Öyle boyamadım. Saçı hakkında konuştuk falan. Ondan sonra öyle arkadaş olduk sonrasında. Saç boyandı mı? Boyatmadığım için aslında arkadaş oldum galiba. Evet, saçlar bahane oldu. Öyle. Boyamaman gerektiği konusunda seni ikna mı etti ve boyamadın? Saçlardan bir türlü konuşamadık diyebiliriz. Çok merak ediyorum, ne konuda konuştunuz ki bu kadar ilerledi arkadaşlığınız? Boş ver. Sayın moderatör, o zaman bu masayla bu masa epey bir tanışıyorlar birbirleriyle mi? Yanlış mı algıladım? Biz de öyle algıladık. Yani kuaför olarak Mustafa'ya gitmiş ama boyaya saçtan bile konuşamamışlar. Makyör Bey'le de o makyör hanım tanışıyor. Ama tesadüf, Mustafa'ya da söylemedim ki burada şok olsun diye. Damla, o zaman sen buraya Mustafa için mi geldin? Ben mi yanlış anladım? Mustafa için ben. Evet. Canım, o gideceği için umurumda değil. Daha saçımı bile yapamadı. Ben şu an şok, hayatımın şokunu yaşıyorum. Biraz önce Damla'ya dedim ki kanatlarımın altına aldım. Hani Mustafa'nın arkadaşı, iyi davranayım, hani şimdi yüklenmeyeyim kıza diye. Şimdi vazgeçtim, tamamen koltuğumu sana doğru çeviriyorum. Canım, burada benden başka gerçek model yok. O yüzden birazcık düşünmelisin. Ben burada bizim heyeti umumiyenin şahsına bir hakaret olarak görüyorum, addediyorum bunu. Siz o zaman bizden çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bizler kaç kere beş verdik Mustafa Bey'e. Tarayamadığı için demek ki verdik. Hadi ben körüm. Sizler de mi körsünüz? Acaba bir göz bozukluğunuz var mı? Artı toplama bakılacak. Sadece saç değil iş burada. Estağfurullah. Bundan sonrası daha farklı olacağını düşünüyorum. Hayır, bundan sonrası farklı olmayacak. Bundan sonra sizin için bir fark olabilir. Ben ukalalığı hiç sevmem çocuk. Bu arada arkadaşlar, evet, eskileri gönderiyoruz. İnsanlar artık yeni yüzler görmek istiyor, yeni kuaförler görmek istiyor. Bence siz gidin artık, yeter. Ya bir kere sen zaten katakulleden birinci olmuş insansın. Sen niye konuşuyorsun ya? Bak, demin Bülent Hanım ne dedi? Yargılama lütfen. Benim birinciliğimi yargılamayın. Siz bana oy vermediniz. Eski sistem yok. Hepiniz bunu yapıyorsunuz. Kendi kendine mi birinci oldu bu? Hayır efendim, sizin puanlarınızla. O zaman? Yani... Anlamıyor falan demeyeceksiniz. Anlıyor, hayır öyle bir şey demedim efendim. Sonra size de beş verirsem anlamayarak vermiş olacağım. Estağfurullah. Yok, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Başka şekilde vurun birbirinizi. Anlıyor, anlamıyor. Buraya seçilirken bir kere ön basamak bir heyetten geçiyor. Onlar... Bakayım seni kaşına gözüne. Hadi gel sen katıl. Demiyorlar. Benim söylemek saçlar istediğim... Saçlar taranılıyor. Bir şeyler. Uzmanlar buraya gelinceye kadar kaç kademeden geçiyor muhakkak. Şimdi son saniyede birinciliği kaptığı için o anlamda söyledim efendim. Yoksa sizlik bir durum yok. Sondan kaptı, baştan kaptı. Yaptı ve aldı. Hem de helalinden. Bugün olsun, yine beş veririm. Bu arada arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Ben geldiğim hafta üstüne basa basa söylüyordum. Hiç misafirperver değilsiniz. Bizi hiç aranıza da almadınız, almak da istemediniz. Özellikle Mustafa ve Bilal için söylüyorum.
İnanın bana birinci olduktan sonraki o birkaç gün sürekli o sizin yüz ifadenize bakıp çok güldüm. Gözde Hanım şöyle göstermek istiyorum. Bu Mustafa'nın benim birinciliğimi hazmedemeyişi. Bu da Bilal arkadaşımızın yüz ifadesi. Bakın şöyle göstereceğim ben. Elim belki yetişmeyecektir. Özellikle biz birinci olduğumuz an çekilen kareye bakar mısınız izlerken ben buna? Böyle çok güldüm. Biz aslında böyle bu surat ifadesini hiç yapmadık. Ben ve kız kardeşim adına da konuşabiliyorum. Biz gülmüştük. Suyun bakışlarına bakar mısınız? Ben ağlıyordum orada. Evet biliyorum ağladığını canım. Bakışlarımla değil. Ben orada bir hazmedemeyiş. Bir saniye bitirebilir miyim arkadaşlar? Bir saniye. Bakın Mustafa'nın surat ifadesi. Bu Urfalı gelir de nasıl birinci olur? Birincilik koltuğumuzu kaptırdık falan modunda. Hayır bak bak. Nişantaşı çocuğu bu arada. Hayır bak sen çok yanlış düşünüyorsun. Bir saniye yanlış değilim. Bak ben ama beni dinlersen. Bak, ben delilli gelirim. Hayır kendi kendine orada kuruntu yapıyorsun. Ama hayır benim düşündüklerimi bak. Benim düşündüklerimi bilmediğin için orada kendi kendine bir şeyler söylüyorsun. Canım yüzüne yansımış. Alelen ortada yüzüne yansımış ya. Yapma gözünü seveyim. Ama beni dinle ben sana güzel bir açıklamasını yapayım. Neyin hazmedeme işinin mi? Beni dinlersen eğer, dinlemeyi öğrenirsen veyahut da konuşacağım. Bak şimdi, benim tabii ki de orada yüzüm asık olacak. Sen birinci olduğun zaman ilk ben alkışladım. Anlatabiliyor muyum? Senin modelin oraya çıktığı zaman çok güzel olmuş dedim, yorum yaptım, doğru mu? Yaptım. Benim surat ifademin bozulması şu anlama geliyor. Ben bir puanla kaçırdım ve hak etmediğimi düşünüyorum. Ha hala hak etmediğini düşünüyorsun. Hak etmediğimi düşünüyorum. Arkadaşlar yani, bakın burada puanları ki, birbirimize hayır, vermiyoruz onu söyleyeyim. Hayır bak eğer ağlanmakla birinci olunuyorsa ben de ağlayacağım bundan sonra. Ağlamakla birinci olunmuyor bakın ben hep şunu söylüyorum ben dobra bir insanım Mustafa'cığım. Kimse ağlayarak birinci olmadı olsaydı Buse burada çok güzel puan alırdı. Ya da giden arkadaş her gün ağlıyordu. Giden arkadaş her gün ağladı dediği gibi Işıl Hanım'ın. Ağlayarak puan almak diye bir şey yok. Ben şöyle bir insanım. Dobra bir insanım arkadaş. İçime oturan şeylerde üzgünüm. Her insanın duygusu var. Ağlayabilir. Ben orada içime dokunan şeyde ki ben ekran önünde de ağlamadım. Onu ben belirteyim. Sevindim bak şu ana kadar. Bu arada rica etsem Mustafa'cığım bir saniye. Bilal'in surat ifadesini alabilir miyiz? Rica etsem sizden. Keşke bu surat ifadesini yapacağınıza... Şöyle göstereyim. Yine çubuğumu alayım. Çökmüşsünüz arkadaşlar. Çökmeyin ne kimine gözlerim. Bakar mısın Bilal'in gözlükleri aşağıya düşmüş. Böyle bir şey yok. Böyle bir tepki yok. Selver desen zaten o şımarık kız gitmiş. Biz birbirimize böyle bakıyorduk Selver'le orada. Ben ağladım tamam. Diye bana üzülmüştü. Zaten siz birbirinize bakıyordunuz. Sıkıntı o. Buse'ye bakarsan... Yağmur seni göndermem lazım. Bana fena rakipsin modunda. Ben anlamadım arkadaşlar. Niye birinci olduk ki biz? Ben de bilmiyorum ki. Taramadığımız taştan birinci olduk değil mi Bilal'cim? Arkadaşım şimdi ben Mustafa gibi mütevazi olamayacağım. Olma yakışmaz sana evet, zaten. Ben bu program tarihinin bakın birkaç hafta, üç hafta, beş hafta söylemiyorum. Program tarihinin ilk başladığı günden, saniyeden şu saniyeye kadar en çok birincilik alan, en çok takdir edilen gün birinciliklerini saymıyorum. Aa. Kadar birinci olmuşum. Ha, o kadar birinci ve ben olmuşsun. Tabii ki burada birincilik için yarışıyorum. Benim orada üzüntüm ne sana ne Mustafa'ya. Benim olduğum yerde siz birinci oluyorsanız ben kendime üzülüyorum. Bak oturmuşum kendi kendime. Nasıl onlar birinci olur? Bence sen gitmekten korktuğun için orada üzülmüşsün. Çünkü bir puanla kaçırdın gitmeyi. Yok ben gitmekten korkmuyorum. Hayır gitsem de giderim ne olacak? Ama ben burada bakıyorum şu anda sana, Songül'e, Tufan arkadaşımı bilmiyorum. İnşallah iyidir o da. Ben bakıyorum şu anda beni eleyecek bir masa göremiyorum. 11 senedir profesyonel olduğumu düşünüyorum. Profesyonel olduğumu düşünüyorum. Profesyonel misin sadece öyle bir düşüncem mi? 15 yıldır düşünüyormuş. Sen gelir gelmez başladın Tuna benim öğrencimdi işte. Evet ben Tuna yetim. Merak ettim senin öğretmenin mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar neyin öğretmenliği Allah aşkına. Hatırlarsan gelip bana Zeynep izleyebilir miyim diyordun.
Vallahi billahi bak bütün kalbimle söylüyorum. Ben seni elemek istemiyorum. Senin gitmeni istemiyorum. Ben de senin gitmeni istemiyorum. Ve onların birinci olmasına da çok üzüldüm. Çünkü geçen hafta birinciliği yerden göğe kadar Mustafa hak ediyordu bana göre. Tabii ben puan vermediğim için bir şey diyemem. Hiç öyle birbirinizi doldurmayın. Çünkü hak hangisi ne burada zaten bizler de değerlendiriyoruz. Siz vermiyorsunuz ki puanı, siz veriyormuş gibi değerlendiriyorsunuz. Anlamadım ben bunu. O zaman siz birbirinize verin puanları. Ben puan veriyorum demedim efendim. Ama hani bu haksızlık ifadesi çok yanlış. Bunlar çok yanlış konuşmalar. Sadece ve sadece saçla yarışılmıyor burada. Makyaj da buna dahil. Artı stil. Kıyafet çok önemli. Haklısınız. Ben de öyle söyledim efendim. Tuna'dan dolayı ikinci olduğunun farkına vardı en azından kardeşim. Hayır, onun kıyafeti de iyi değildi. Tek Mustafa Bey'in üzerine kalması bence saçma. Mustafa Bey ne yapacak tek başına? Elbiseyi beğenmedik. Ama ben bir fikir verebilirim Mustafa'ya. Ben modelimin seçeceği kıyafetleri tek tek, inanın gece ben de onunla birlikte yatmıyorum. Hepsi tek tek bana geliyor. Abla bu olur mu? Abla bunu alayım mı? Bu ekip ruhudur. Bir şey söyleyeyim mi? Biz beraber çıkıyoruz alışverişe. Bu hafta her şeyimizi beraber yaptık. Biz nereden biliyorsun? Bu hafta artık korku sardı sizi, ondan beraber yaptınız. Hiçbir zaman tek başıma karar vermedim burada. Bilmediğin konu hakkında yorum yapma. Arkadaşlar şöyle eğlenceli, keyifli, müzikli bir açılış yapalım dedik. Yine ilk günden gerilmeyi başardınız. Şu enerjinizi lütfen işlerinize akıtın. Bugün çok önemli bir konsept. Daha önce hiç astrolis saçı taradınız mı mesela? Provasını yaptınız mı? Sizin Kıbrıs'ta imkanınız oldu mu? Kıbrıs'ta imkanım olmadı. Sabit yerel sanatçılarla çok çalıştım ama ünlüyle çalışmaya fırsatım olmadı. Genelde ekip olarak geliyorlar. Bir de yoğun bir salonda çalıştığım için hani dışarıdaki ekstra bir işe gitmem çok zor oluyor. Gözde, Kıbrıs Türkçesini bilir misin? Bayılırım. Değil mi? İnşallah düzeltmeden konuşur. Yani hani buradaki gibi konuşmasın bence. Oradaki gibi konuşsun. Lehçesi harikadır. Bayılırım. Benim de arkadaşlarım var. Turan, ben çok merak ediyorum Kıbrıs'ı. Yani geldim iki kere ama çok küçüktüm. Çok hatırlamıyorum. Gerçekten böyle her tarafında deniz mi var? Evet, deniz var. Ya denizi ve sıcağı seviyorsanız çok güzel bir yer. Hani ben sıcağı çok ya, severim. Nereye gitsen karşısında deniz mi çıkıyor? Nasıl oldu ya? Yok, Girne, Mausa falan oralar, bir tek Lefkoşa'da yok deniz. Ama böyle hani her tarafa gittiğinde deniz yok mu? Sonuçta ada değil mi? Nasıl bir astrolist saçı yapıyorsunuz, koyacaksın farkına ortaya? Çok zor işim bugün. Aslında ben astrolisti duyduğumda çok sevindim. Çünkü dediğim gibi yani sahneye çıkan yerli sanatçılara çok saç yaptım. Ve şeydi, biraz böyle gösterişi de severiz biz. O yüzden hani çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Astrolist deyince zaten benim aklıma direkt Görkem geliyor. Hani, değil mi Görkem? Aynen şu böyle. Şu an şavalı. Abartılı. Evet. Öyle böyle kıvırık kıvırık şansıma da mankenin saçı çok yoğun zaten. Evet. O çok büyük bir avantaj oldu. Bir de çok güzel tesadüf yani. Zaten Kıbrıs'ta tanıştığımız için de çok güzel bir elektriğimiz oldu. Harika. Kendi peki içimizde. Saçı büyük bir topuz mu yapacaksın? Önlerini nasıl bırakacaksın? Büyük düşündüm ama yüzüne hani ne yakışır? Evet, şimdi şöyle. Biraz yüzümü inceltmek için aslında burada bıraktım. Çünkü hafif çok az bir yanaklarımız var. Burayı bıraktım ama burayı son dakika toparlayabilirim. O çok problem değil. Hani burayı biraz abartırken şu öne biraz hareket vermek istedim. Ama dediğim gibi onu da son dakika böyle bir toparlarken karar vereceğim. Arkayı da topluyorsun. Arkayı da böyle büyük. Bu kadar mı kalacak peki? Abartı dediğim bu kadar çık. Biraz daha yükseltebiliriz. Yükselt, yükselt. Bülent Hanım burada şaşalı, ihtişamlı ve temiz topunlar. Şimdi ben çok bunu sever. Eyfel Kulesi diğer ekipler biliyor. Senin de bilgin olsun, aklının köşesinde dursun. Değil mi arkadaşlar? Bugün konu astrolist ise abartabildiğiniz kadar abartabiliyorsunuz. Şöyle görkemli saçlar bekliyoruz. Bu arada Gözde Hanım bir şey söyleyeceğim.
Ben Urfa'ya gittiğimde annemi de göremedim. Aa. Israrla annem arıyor. Şu an? Telefonun burada mı? Aa, telefonu çalıyor. Evet. Aç, evet. aç. Efendim annesi arıyor. Aa, açsın mı? Öyle mi? Köydeymiş, anneyi de denk getirememiş, görememiş. Annem olsaydı beni içeri alırdı bir şekilde. Diyordu ki aç. Kapanmadan. Kapandı. Ben bir daha aramam lazım. Hadi bir ara bakalım. Anne. Yarışmadayız anne. Hadi. Evet. Oğlum anne. Evet. Görmedim. Çocukları yanımda. Onları da çok özledim. Sana kırdım kızım. Biliyorum baba. Sen olsaydın. Ben evde değildim. Kazanlı sen. Başarılar dilerim. Sağ ol anne. Sağ ol. Anam ya. Anne inşallah. İnşallah güzel olacak. İnşallah anne. Gönlünü alır mı babanın? Bence annem yardımcı olur bu konuda. Selamlar, saygılar efendim. Allah razı olsun anne. İyi ki sen arkamızdasın. Bu hafta geldiğinde inşallah babayla bizi sen artık arayı bulacaksın. Tamam anne. Tamam. Hadi başarılar dilerim. İnşallah kazanırsan arkadayım. Tamam. Tamam anne. Tamam anne. Tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sen de anne görüşürüz. Sarılamıyoruz da. Gözyaşları sel oldu efendim. Orada. Annemiz ağladı. Ne dedi en son siz kötü oldunuz? Hadi sen anlat. Gel anlat bakayım kızım, bana da söyleyeyim bir şey. Allah razı olsun kendisinden. Hani yaparsın destekçim annem. Tek destekçim annem, öyle söyleyebilirim gerçekten. Allah eksikliğini vermesin. Amin. Başından eksik etmesin. Amin. Moral oldu sana da. Evet çok iyi geldi. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Açmamak olur mu annenin telefonunu? Evet, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ay içim karardı vallahi. İçim karardı. Yani. İçim karardı. Evet efendim, çok haklısınız ama işte bu stüdyoda hüzünlü anlar da oluyor. Gözyaşı da akıyor. Bir anda şarkılar, türkülerle ruhumuz keyiflenebiliyor. Bu arada saç için size ayrılan sürenin sonuna geldiniz. Şimdi lütfen modellerden, saçlardan uzaklaşın. Makyaj sanatçılarını Asolist makyajı için içeri alalım, buyurun. 11 senedir profesyonel olduğumu düşünüyorum. Profesyonel olduğumu düşünüyorum. Profesyonel misin? Sadece öyle bir düşüncem mi? 15 yıldır düşünüyormuş. Sen gelir gelmez başladın, Tuna benim öğrencimdi işte. Evet ben Tuna yedim. Merak ettim, senin öğretmenin mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyin öğretmenliği Allah aşkına? Hatırlarsan gelip bana Zeynep izleyebilir miyim diyordun. Sen fırça tutmayı bilmiyordun Tuna. Tamam bir şey diyeceğim. Tevazilik yapıp da ona böyle prim verme. Hiçbir şey öğrenmedin sen ondan. Kendine gel. Yani ben yeri geldi mi Bülent Hanım'a bile makyaj yapmış bir insanım. Bana. Belki bir gün size de yaparım Bülent Hanım, ne dersiniz? İnşallah o fırsat elinize geçmez. Neden? Bugün buradaki görünen en iyi astrolist sen olacaksın Selvar. Hazır mısın buna? Evet. Astrolist ruhu geldi mi sana böyle ufakta? Biraz havaya gir böyle. İç kısım daha ışıltılı yapacağım böyle. Net bir eyeliner, yoğun bir kirpik böyle. Far ne kullanacaksın? Far siyah pembe karışımı. Güzel. Bir şey kullanacağım. Güzel. Evet, güzel. Işıltı hoşuma yapacağım gitti. Böyle. Gittim. Evet. Buna bayıldım. Sabırsızlıkla bekliyorum hemen. Hemen başlayalım.
hangi tonları seviyorsun genelde? Yani şimdi astrolist olacağım için biraz evet. daha böyle abartı olmasını Aha. istiyorum açıkçası. Kirpik takılsın muhakkak. Tabii ki de kirpik takacağız ve yoğun bir makyaj düşünüyorum. Ama çok yapma bir kirpik olsun istemiyorum. Doğala yakın, daha net bir kirpik takmayı düşünüyorum. Gözlerin ön planı çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü göz yapım inanılmaz güzel. Çekik badem bir gözüm var. Hani güzel bir şekilde. Tamam, sana güveniyorum. Tamam, başlayalım o zaman. Smoky gözler koyu böyle hı hı. ama şu iç kısımları böyle ışıltılı. O zaman abartı ışıltılı. Eski var mıydı? Aa, ya şöyle gloss. Işıltılı, gloss Yok. Değil. Şey simli farlar olur ya böyle sim gibi. Oraları açarak şu kapat bir gözünü. Şu yarı kısma kadar açıyorlar işte. Geri kalan kısım smoky böyle çekik göz. Zeynep. Evet. Sen kaç yıldır bu işi yapıyordun? 11 senedir. 11. Kaç yıldır profesyonel makyaj yapıyorsun? 11 senedir de profesyonelim. Efendim? 11 senedir profesyonel olduğumu düşünüyorum. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Kaç yaşındaydın? 31. Hani bir şey söyledim, profesyonel olduğumu düşünüyorum. Profesyonel misin? Sadece öyle bir düşüncem mi var? 15 yıldır düşünüyormuş. Ben çok profesyonelim. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hani aynı yerdeydik ya, o bakımdan söylüyorum. Ya aynı yerdeydik ama evet. hani bunu sürekli dile getirmen, bilmiyorum, beni rahatsız ediyor açıkçası burada. Seni ediyor olabilir ama bunu söylemem gerekiyor. Çünkü sen bu şekilde davranıyorsun. Benim de cevap vermem gerekiyor. Yok, sana aslında davrandığım hani negatif bir durum yok. Sen gelir gelmez başladın. Tuna benim öğrencimdi işte. Evet, onu ben Tuna merak ettim. Senin öğretmenin mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyin öğretmenliği Allah aşkına? Ama o onu iddia ediyor. Ben şaşırdım yani şimdi. Biz sen girdiğimiz burada... bir firmada tanıştık. Orada aynı ortamlarda bulunduk. Ben bilmediğim şeyleri ondan öğrendim birkaç şeyi. Sonrasında zaten çok fazla sık görüşemedik. Şimdi şu anda benim konuşmam gerekiyor ya. Sen geldiğinde, şirkete başladığında ben 4 seneliktim. Ve sen vardın. Hatırlarsan gelip bana Zeynep izleyebilir miyim diyordun. Sen fırça tutmayı bilmiyordun Tuna. Tamam, bir şey diyeceğim. Şirkete yani yeni girmişim yani. Ve ben make-up sektörüne o zaman daha yeni başlamıştım. Tamam, bunları olabilir. Söylemem yeni normal. Başladığımda, o da zaten hani öğrenciyim, şeyler zaten senden kısıtlıydı. Sonrasında ben kendimi geliştirdim yani. Senden aslında öğrendiğim çok da bir aman şey aman şeyler ne, yok. Ne öğrendin ki burada öğrendim diyorsun? Ne öğrendin onu? Ya ne öğrendim dedi işte fırçaları bilmiyordum ilk girdiğimde. Mütevazilik yapıp da ona böyle prim verme. Hiçbir şey öğrenmedin sen ondan. Kendine gel. Ya bana ki, bana ne sıfatla prim verecek ki? Ne öğretiyorsun sen? Hayır, bu sen ne olarak prim verecek ki bana? Ne olarak bir prim verecek bana? Diyorum ki bak, anlamıyorsun. Ne öğrettin ki mesela, iş yerine yeni bir çalışan evet, geldi, tamam evet. mı? Öğretebileceğin şeyler tamam, bunu söylemek şunlar çok şurada, güzel. Bunlar burada. Bunlardan bahsetmiyoruz. Siz bunu niye kötü algıladınız ki? Ben meslek anlamında ne kadar söyledim. Tamam da Buse'cim, niye bunu kötü anladın? Kötü anlamıyorum. Öğrenci demek ne demek yani? Öğrenci kötü bir şey mi? Seni tanımaya çalışıyorum, soruyorum bunu. Tanırken de yargılayarak tanıyorsun. Şöyle yalnız. Bir şey, ben kimsenin öğrencisi olmadım. Dediğim gibi firmaya ilk girdiğimde zaten, bu mesleğe ilk başladığımda seninle tanıştık. Orada birkaç şey, fırça, hangi fırça nereye uygulanır vesaire, bunları gördüm sadece. Sonrasında zaten ben kendimi geliştirdim. Tamam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bizim çalıştığımız markada. Hani şöyle bir durum olmuyor mu? İlk başladığında ya, zaten... Bence böyle en başından kendini ben yanlış... Ben bir anlatabilir miyim Buse? Lafımı bölme. En başından kendini sen yanlış lanse etme. Göreceğiz bakalım öğretmen hanım ne kadar iyi yapıyorsun. Hani buraya başka bir kişi de gelebilirdi o firmada. Aynı şeyi o da sana söyleyecek seni zaman. Ama sen Tuna'ya şey yapmışsın. Şu ürün burada, bu ürün burada, bu da bu fırça demişsin. Hayır. Şimdi sen Tuna'ya diyorsun ki ben senin öğretmenim. Hayır, öğretmenisin. Ben makyaj sen Tuna'ya o zaman yanındaydı zaten. Onu... Beni dinliyor musun? Efendim? Hah, efendim. Beni dinliyor musun diyorum ki. Duyuyorum seni, ben evet. Ben makyaj yaparken Tuna izliyordu diyorum. Bu çok işimiz var bununla. Ya ilk günden de bu kadar üstüme gelmeniz çok saçma değil mi arkadaşlar ya? Hani korktunuz mu? Ben anlamıyorum ki. Ama ilk günden bu kadar bence ben şey yapma. Ben ilk günden Tuna'cığım, ben sana ilk günden bir şey demedim ki. Negatif yaklaşma hani, ama hoş değil yani bak ben. Yani siz bu şekilde davranıyorsunuz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. 6 yıldır yani 7. yılım olacak neredeyse bu işi yapıyorum. Sen gelir gelmez. Bir dakika, nasıl 7. yılın oluyor ya? Ben çalıştığım firmada 6 senelikken sen daha yeni tamam. ilk kez ben makyaj seçtiğimi şöyle bir şey ben, ben bu işe başladığımda ortalama yanlış hatırlamıyorsam 19 yaşında falandım. Tuna sen fazla mı söyledin meslek hayatını nasıl? Yoksa? Hayır ya, 19 yaşındayım, şu an 25 yaşındayım. Ne kadar oluyor? Siz hesaplayın. Sen bu mesleğe ilk başladığında bizim
çalıştığımız yere başladığında ne demiştin? Ben makyajı bilmiyorum. Evet. Beni beğendiler, bana teklifte bulundular. Bu evet. şekilde başladım demedin mi? Evet. E tamam. Sen ilk kez orada başlamış olmuyor musun? Bir dakika Zeynep, el koyuyorum bir oraya. Bir dakika, ben Tuna'yla muhatap oluyorum şu anda Burcu. Bir saniye. Yani ben yeri geldi mi Bülent Hanım'a bile makyaj yapmış bir insanım. Bana? Evet. Nerede? Bir markada müşteri olarak alışveriş yapmaya gelmiştiniz. Mağazanın içindeydik ve bazı kişiler çıkartıldı. Ben kaldım sadece. Size allık uygulamıştım ve maskara uygulamıştım. Çok makyaj? Evet, çok allık hafif ve maskara. Yani komple makyaj değil. Bilmiyorum. Ben hayatımda hiç... Yok. Ürün alırken denetiniz bana. Onu söylüyorum. Etmedim. Ürün alırken denetiniz. Makyajımı zaten kendim çok iyi makyaj yaparım. Öyle mi? Süper. Onların hepsini toparla. Üstüne de 5 tane daha koy. Hepsini sulu dereden susuz götürdüm. Çok iyi yaparım. Bütün degradelerine kadar, her şeylerine. Şimdi makyaj yapmak bir bütünüyle olur. Ama ne bileyim ben, bir ruj sürmek, bir şey bunlar makyaj değil tabii. Yok, zaten sadece ürünü sergiliyorlar evet. orada. Evet, evet. Satış amaçlı. Satış evet. elemanı olarak. Make-up artist evet. olarak evet. Hazır buradan konu açılmışken aramızda çok ünlü astrolistlere makyaj yapmış bir isim. Üstelik bizim jürimizde seçkin. Kimlere makyaj yaptın? Evet, fotoğrafları da görüyorum bu arada. Ve senin yaptığın makyajlar benim değil mi? Benim yaptığım makyajlar mı bilmiyorum. Bazısı Sibel Can, Ebru Gündeş. Çok fazla astrolistle çalışma fırsatım oldu. Ha, bu benim makyajım. Öyle mi? Evet. Seda bunlar Sayan. Bunlar senin, evet. Hülya Avşar, Gülben Ergen, Sibel Hülya Can. Hülya Avşar, Gülben Ergen, Sibel Can, Ebru Gündeş. Evet, hepsiyle çalışma fırsatım oldu. Gerek sahnelerinde, gerek fotoğraf çekimleri, klip çekimleri. Birçok sanatçıyla olduğu gibi astrolistlerimizle de çalıştım. Çok da severek çalışıyorum. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Bir tek Bülent Hanım'la fırsatım olmamıştı çalışmak. Belki bir gün size de yaparım Bülent Hanım. Ne dersiniz? İnşallah o fırsat elinize geçmez. Neden? Ay deli olacak. Benim için çok önemli ama size makyaj yapmak. Yap o zaman. Bir gün yapayım. Yap aşkım. Tamam. Ya. Aynı şekilde Aleyna Tilki'ye de yeni nesil pop sanatçılarına da. Evet. Hepsiyle. Çok çok Demet Akalın'a evet, makyaj Demet Akalın. Yaptığını biliyorum. Nilkara İbrahimgil'e. Aynen. Hep de çok farklı. Deniz Seki. Evet, çok yani astrolist, popstarlar, oyuncular, şarkı. Yani çok geniş bir skalada. Ha. Ona da mı yaptın bu kızı? Aleyna evet. Onunla da çalıştık. Özge yine. Bu zaten çok beğeniyorum Özgeciğim, o kızı. Aynen. Aslan gibi bir Ona kız. Da çok yakışıyor makyaj. Çok çok var yani. O kadar... Çok ki. En zorlandığın ismi sorabiliyor muyuz? Yani öyle çok fazla zorlandığım. Yani mesela Ebru Hanım da makyajdan anladığı için hani anlayana da yapmak tabii çok daha bilir, zordur. O da. Daha zordur ama tabii ki tüm çok. Tüm takımları her şeyleri onun da. Tabii kendi malzemeleri kendi getirir. Sibel makyaj. De öyledir. Aynen o da çok. Tabii profesyonellik öyle değil mi? Bülent Hanımcığım sizin de öyle. Hepinizin. İkisi de bilirler. Evet, baksana öyle. bak şuna bakın Allah aşkına. Selam olsun buradan hepsine de. Sibel Can'a da. Çok eşit. Baksın. Çok tatlı evet. Huyları da çok iyi. Bakalım yeni takımın makyajı nasıl? Hiç astrolist makyaj yaptın mı daha önce? Yaptım. Yaptın. Evet. Bildiğimiz birine mi yaptın yoksa çok hayır, o tarz bir makyaj mı istediler? Ne oldu? O tarz makyaj istediler. Aa. Bir partiye katılacaklarını söylediler. Ben de yaptım. Çok da güzel oldu. Peki nelere dikkat ediyorsun? Etmen gerektiğini düşünüyorsun? Kesinlikle o bence astrolist makyajında göz makyajı çok önemli. Yani evet. Göz makyajının ortaya çıkması gerekiyor. Hani eskiden biliyorsunuz o dönemlerde çok fazla kontür hani ya da highlight değil de göz makyajı, ışıltılar. Gözleri vurgulayacaksın. Evet, bunları kullanacağım. Ne renkleri tercih ediyorsun? Kahve tonları ve kızılımsı tonları tercih ediyorum. En sevdiğim renklerden bir tanesi. Sevdiğin için mi tercih ediyorsun? Modelin yüzüne yakışacağını Hem bu rengi için. Çok seviyorum ve modelimin göz rengini ortaya çıkartacak
ve makyajını bir şekilde ortaya çıkartmasını istiyorum. O yüzden bu rengi kullandım. Bir tüyo verebilir misin? Var mı özel böyle bir... Tabii ki de. Dokunuşun. Mesela bu makyaj normalde kahverengi farı sürdüğünüz zaman belki hiçbir anlam kazanmayacaktır. Çünkü modelimin gözleri kahverengi. Ama küçük bir dokunuşla kriz bölgesine kırmızı kızıl tonlarında farımı sürdüğün zaman hem gözlerine ışıltı katacaktır hem de gözlerini bir tık daha büyütecektir. Şöyle gösterebilirim. Diğer gözüne de yapar mısın? Tabii birini ki de. Katmış tabii oluyorsun ki de. Böylece. Tabii ki de. Şu şekil gözlerim. Evet, kriz bölgesine koyusmak evet. için çok ve uygun bir ve kaş altına gözüküyor. Asla çok fazla çıkartmıyorum. Çünkü modelimin gözleri zaten iri göz. Çok fazla çıkartmıyorum. Tam kriz bölgesinin bitişinde uygulama yapıyorum. Buse bir şey söyleyeceğim. Server'le en son burada bayağı tartışmıştınız. Aranız düzeldi mi şu anda? Ya benim aram hala düzelmiş değil. O da neden? Ben bir şeyleri uzatan bir insan değilim. Şimdi söyleyeyim şok olursunuz. Sen bilmiyorsun gerçi Zeynep. Tamam. Ben de bir şey gördüm de o yüzden sordum. Bir tamam, ufak bir şey söyleyeceğim. Zeynep'e özel bir ufak özet geçmek istiyorum. Geçen hafta senin olduğun yerde bir model vardı. Burada Server ben modele son gün iyi davrandım diye benimle tartıştı. Evet. Hatta masasını değiştirmek istedi. Tartışmasının sebebi kızı sevmemesi. Ben niye o kızı sevmişim o gün? Sonrasında biz burada tartıştık. Bana bırak makyaj yapma falan diyor böyle. Hı. Elimi itiyor falan. En nefret ettiğim şeyler. Tamam ya konuşmuyorum dedim yapmıyorum. Sonra anlaştık tabii aramızda. Cuma günü buradan çıktık. Cumartesi ben bir bakıyorum sosyal medyada Selver Hanım Ayda Nur'la yemek yiyor karşılıklı. Selver sen ciddi misin? Evet dün gece bile beraberler. Sana yazıklar olsun. Biz benleri savunduk. Bir dakika sana sonra anlatacağım. Ben burada o kadar seni savundum. Sana destek verdim. Sen gittin kızla bir de best friend mi oldun? Hayır ya arkadaş olmadım. Yemek yedik konuşmamız gereken bir konu vardı. Hadi cumartesi oturdunuz konuları konuştunuz. Pazar günü geceye kadar bir arabada storyler attınız. Gördüm hepsini. Ya sen burada ben o kızın bir gülüşüne içim ısındı dediğim halde benimle bu kadar tartıştın. Çünkü seninki yapmacıktı bu. Yapmacık mı? Buradan gülüşün aslında. Yapmacık olan evet, burada seninki ben burada herkesin önünde yaptım. Benim burada yaptığım seni farklı bir durum mu var? Ama konuşmamız gereken bir konu vardı Bülent Hanım. Kimse beni anlamıyor. Ne mesela? Hayır, Allah cezanı kaldırsın Server kulu. Ben şunu fark ettim. Server neden böyle yaptı biliyor musun? Şahane bir şey söyleyeceğim. Ben sizin bu arkadaşınızdan çok rahatsız olmaya başladım. Özür dilerim. Sen buluştun ha? Ama konuşmamız gereken bir şey vardı. Yemek ne vardı? Onların çözemediği bir şey vardı. Evet zaten. Çözemediğimiz bir şey onların vardı. Onların arasında dedim bir şey. Tanımıyordum evet, bile. Çözdünüz mü peki? Çözdünüz mü? Çözdük gibi oldu. İyi kızdı yani. Ama yazık. Evet evet o da iyi. Ay, evet evet diyor gidince. Bak, hep böyle sevilmek istiyordu. Evet değil mi? Yazık. Ama iyi kız. Sen arkadaşsız kalmaktan çok korkuyorsun. Şu anda da çevrende çok fazla arkadaşın olmadığın için Aydanur da sana yaklaştı o gün doğrusunu anlattığı için. Sen direkt kanatlarının altına aldın Aydanur'u. Dedin nasıl olsa dışarıda görüşecek çok fazla arkadaşım da yok. En azından bir arkadaş pardon, bir arkadaş. Pardon özel hayatını nereden biliyorsun? Selen'i sevmiyordun. Programda baktın yalnız kalıyorsun. Selen'le arkadaşlık evet. kurdun. Aydın Nur'dan da hiç hoşlanmıyordun. Hepimiz Aydın Nur'a karşı dolduran sensin burada. Daha evet, kız gelmeden dolduran evet, sensin. Hala bana hiçbir şey söylemiyor farkında mısınız? Ya seninle konuşmuyorum çünkü. Aydın Nur'a ben iltifat ettim. Buse iltifat etti diye Aydın Nur bize burada karşı çıkan da sensin. Avukatı mısın? Pardon bölüyorum ama avukatı mısın? Arkadaşı sizin ya. Arkadaşlığınız ne? Sen o takımı savunuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Gel, takımı savunduğum yok. Ben burada gayet iyi yarışıyorum. Su benim 5 yıllık arkadaşım. Evet Beyla. Sen burada bir günlük kız için benimle tartışıyorsun. Evet. Kötüleyip bir dakika kötüleyip hepimizi doldurup kıza karşı yüklendirip bir gün sonra kanka olan sensin. 5 yıllık arkadaşlığıma da laf etme lütfen. 5 yıllık arkadaşınız beni artık çok rahatsız etmeye başladı. Seni rahatsız edebilir. Yok gayet de edemez. O benim rakibim değil benim rakibim Tuna. Biz burada arkadaşlığımızda bir kere bile gündeme gelmedik. Ne o beni savundu ne ben onu savundum. Ben Buse'yle yarışmıyorum ben seninle yarışıyorum Server. Neyini savunabilirim Buse'nin? Buse sürekli seni savunuyor. Sen bir şey söyleyeceğim. Durum artık beni rahatsız ediyor. Bir beni ediyor. Dinler misin? Burada suya kötü yorum yapıldığı zaman ben de aynı şeyleri söylüyorum. Suya herkes iyi bir şey söylediğinde ben de iyi bir şey söyleyince arkadaşı olduğum için göze mi batıyor? Bu mu sorun?
Buse sanki bana yardımcı oluyormuş, burada bir şeyleri düzeltiyormuş gibi konuşuyorsun. Asla. Niye yardımcı olayım? Tuna'yı kaç defa gömdü? Hiç bir makyajını beğenmediği zamanlarda oldu. Tuna'yı gömüyor. Sana laf söylüyor mu? Söyle. Kıyafetime mi laf söyleyecek? Su üzerinden değil, Melisa üzerinden örnek veriyorum. Melisa, ben senin makyajını yorumlarken senin kendine özel bir yorumum oldu mu? Makyajını yorumluyorum. Aynı şekil makyajını yorumluyorum, aynı şekil makyajını yorumlayacağım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Server'in yapmacık olduğunu herkes görmüş oldu burada. Şimdi ekip çalışması zamanı o zaman. Kuaförleri de stüdyomuza alalım. Ve modeller asolisi olarak hazırlansınlar. Son hallerini değerlendirmede görelim. 15 dakikalık süreniz başladı. Bol şans. Hiçbir şeyinizi beğenmedim. Çıkıldığı vakit şöyle bir kere yerinizde duracaksınız. Böyle. Böyle bir hayatımızda böyle bir şey görmedim. Olacak iş değil ya. Siz niye mani olmadınız? Haberimiz yok. Bizim haberimiz olsaydı. Sizin neden haberiniz var? Hele bir daha olsun bakalım. Ay, elim ayağım titriyor ya. İki şöyle bir şey yaparken pat da gitti işte burada. Geçmiş olsun El Fatiha. Kuaförüm Sensin stüdyosunda pazartesi sendromunun zirve yaptığı kısma geldi sıra. Yani değerlendirmeye. Fakat bundan sonra bir yenilikle karşınızdayız. Programımızın heyecanına heyecan katan yeniliğimiz. Bundan böyle her takımda bir jürimiz puanını gizli kullanır. Yani puanların birbirine yakın mı, uzak mı olduğunu kestirebileceksiniz ama sonuçla ilgili artık hiçbir fikriniz olmayacak. Jürimiz kendisi karar verecek hangi takımda kimin gizli puan kullanmak istediğine ve sonuçları o sihirli zarfı değerlendirmede göreceğiz. Şimdi fön gazinosuna hazır mıyız? Evet. Evet. Bakalım nasıl solistler göreceğiz. Hazırsanız ilk olarak Mustafa ve Tuna'nın takım arkadaşı Su gelsin. Titriyorsun, çok zor evet, değil çok mi? Çok zormuş. Bakalım şimdi ne göreceğiz? Yağmur ve Songül'ün takım arkadaşı Melisa gelsin. Zeynep'in takım arkadaşı Damla gelsin.
Buse'nin takım arkadaşı Selver gelsin. Titriyoruz. Hiç çok küçükken zor. Böyle tarakları, fırçaları alıp böyle asfalist çelik oynamaz mıydın? Ama bu çok zor. Bu şu an aşırı zor. Çünkü tam bir asfalist olmaya çalışıyorum. Değil mi? En çok neyde zorlandın? Ya şu an yürüyüşüm, her şeyim çok zordu. İlk haftam gibi titriyorum. Şu an bacaklarım titriyor. Niye böyle oldu bilmiyorum. Tahmin etmesi zor olmasa gerek. Yani evet. En azından sonuçtan memnun musun? Takımının saç ve makyajı kusursuz bir iş çıkardığını düşünüyor musun? Kesinlikle çok memnunum. Her şeyimde tam olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok emek verdik, araştırdık. Çünkü çok bildiğimiz bir şey değil astrolistik nasıl. İşte bu yürümek bile bizim için bir emek verdik. İlk yorum ben alayım o zaman Gözde Hanım. Haftanın ilk yorumu. Sıfır bekliyor bakalım. Nasıl buldu su? Açıkçası kıyafetim beden olarak, şimdi bu tarz kıyafetler bulamadığımız için kiralama yapıyoruz. Bedenine oturan bir kıyafet tercih etmeni çok sevdim. Arkasını falan da beğendim yani. En azından bir parıltısı var. Sana yakışmış renk olarak da. Ama keşke o tişi benden görüp buradan prodüksiyona söyleyip de getirtirmeseydin. Sadece ben almıştım bunu. Server'de yoktu. Ve benden gördükten sonra dediler ki talan ettiler her yeri. O tişi getirtti buraya. Unuttun yani, mu o tişi? Evet, yoktu. Hayır. Evet, yoktu. Yoksa evet. Evet. Hayır diyorsun. Unutmadım. O da benim farkım olacaktı. Burada tek o tuşlu ben olacaktım. Tamam, senin farkın olsun yani. Onu kabul etmiyorum o yüzden. Beğenmedim seni. Peki bak, benim de iki tane var. Ama benim iki tane var. Beğenmedim. Yani bunu taşıyamıyorsan buradan gitmelisin. Sana hiç ayna verdiler mi? Kendine baktın mı sen? Sana sıra gelmedi. Neden modelime laf ediyorsun? Thanks bro. Üçü de birbirinden kötü. Genel görüntünü astrolistliğe pek uygun bulmadım senin. O kim biraz... ne derse desin. Göz makyajın. Harika. Damla, merak ediyorum. Nasıl yorumlayacaksın, nasıl bu? Beğenmedim Selver'i. Çünkü üzerine çok yapmacık duruyor. Yani bunu taşıyamamış. Bu kıyafeti kesinlikle taşıyamamış. Zaten yürüyüşünden de kesinlikle anladım bunu. Yani bu konsept sana göre değil. Yani bunu taşıyamıyorsan buradan gitmelisin. Aa, öyle mi? Tamam, bugünden gideyim o zaman. Senin için uygun mu? Bu hafta gidersin merak etme. Yok, bugünden gideyim. Olur mu öyle? Sen bilirsin. Konsept olmamış. Yürüye de duyuruz diyorsan. Evet, bir de eleştirirsen yine olmamış. Ne olmuş mesela? Tamam, yürüyüşümü mesela sevmedim. Mesela kıyafet üzerine çok fazla gelmiş. Bunu mesela ne gibi fazla? Mesela bu kıyafeti taşıyamamışsın. Neden ama mesela? Hani kıyafeti taşıyamamayı açar mısın bana? Yani yürüyüşünden çok bariz belli oldu. Burada tamam, onu geç yani. Dedik. Tamam, okey. Ama kıyafetimin ne gibi bir kusuru var? O işimin ya da saçımın. Kıyafeti... Hani biz burada böyle eleştiriyoruz da izlemeden şöyle gelmişsin söyleyeyim. Sanırım. Kıyafetin güzel, sen taşıyamamışsın. Tamam, okey. Saçın olmamış. Yani salyangoz gibi duruyor. Salyangoz çünkü. Çok yaratıcı cümleler. Evet, yani çok bariz belli oluyor ve hiç hoş olmamış. Göz makyajın evet biraz ama evet, bence bu makyaj da yeterli değil. Sana hiç ayna verdiler mi? Kendine baktın mı sen? Ben görüyorum canım. Kendine baktım yani, saçına falan. Modelime neden laf ediyorsun ki? Sana sıra gelmedi. Neden modelime laf ediyorsun? O senin modelini eleştiriyor. Sana sıra geldiğinde sen de onu eleştirirsin. Benim yaptığım saçı eleştirecek kişi o değil ama. Tamam, hallederiz. Bekle ve gör. Okey, bence de halledelim. Mustafa, nasıl buldun topuzu? Eline sağlık. Güzel, temiz bir topuz olmuş. Bir yan döner misin? İncilerin aksesuarını ver. Ben de şu arkasını, inan ben de salyangozu benzettim. Ben şunu sevmedim sadece.
Tam tersine döner misin Server? Evet. Mesela şu tepede 3 boyut çalışmışsın. Oradaki o 3 boyut güzel duruyor ama topuzdaki o düzlüğü sevmedim. Keşke orada da biraz 3 boyut olsaydı da ön tarafla biraz daha ben uyum sağlasaydı. Ben temiz olsun istedim arka kısmı özellikle. Yani işte buradan çok böyle karışık duruyor. Burası dümdüz. Orası daha doğal duruyor. Yok, arkası da yine... Onu sevmedim. Onun dışında güzel olmuş, eline sağlık. Önde sonuçta dalga yok. Orada sadece bir 3 boyut çekme var. O da hani daha bir hacimli dursun diye. Hani daha havalı. Tamam, orası düz. Orası dal şey durduğu gayet için ben zaten beğendim. Teşekkür onu. Ediyorum. Ben makyajını beğendim. Allık kısmını bir tık daha böyle pembemsi tutabilirdin elbiseden dolayı. Ama şöyle dudağı ve gözü çok yoğun çalıştığım için öyle hafif şeftali tonu şeftali değil de böyle pembeyle daha destekleyebilirdin. Aslında yaptım ama çok hafif dediğin gibi. Çok hafif, aynen, bir tık daha yoğunlaştırabilirdin. Yoksa ben genel olarak makyajını beğendim. Çok güzel olmuş değil mi? Ben de çok beğendim. Beğendim. Çok güzel olmuş. Bizimle yakın olmaya çalışıyorlar ekipte bence. Ama olamazlar. Yok canım, ne alakası var. Bak bir aşağı bakar mısın Server? Bir aşağı bak. Şu güzelliğe bir bakın ya. Bizde haksız yorum yok sadece. Beğendiğimizi beğeniyoruz yani. Neyse ben çok beğendim, sağ olun. Makyajını görsün Zeynep. Ya aslında makyaj hani şöyle çok keskin olmuş. Yani bir de renk uyumu yok. Mesela bana göre kıyafetle makyajın çok renk uyumu olması gerekiyor. Çok... Biraz yüksek ses duyalım. Mesela senin. Kıyafetle makyaj diyorum hiç benzemiyor birbirine. Yani dudağındaki hani farı benzetmiyor olabilirsin. Yakından bakabilir misin? Bir bakıyorum, görüyorum. Çek makyajını bir yakından gör. Gördüm zaten. Önce bir dinleyelim mi? İlk yorumlarını alıyoruz. Bir müsaade edin lütfen. Ya makyaj genel olarak görelim. Zaten ben makyajı kötü demiyorum Buse. Ama şöyle bir durum var. Ton yani elbiseyle makyaj tonları arasında çok fark var. Yani sen olsan duruş... ne yapardın? Ben olsam daha iyisini yapardım. Ne yapardım? Mesela hiç olmazsa renklerini uydururdum. Mesela renk bir örnek ver bana, ne ya, yapardım? Fuşya tonlarını da kullanırdım. Işıltıyı kullanırdım. Fuşya yani mı? Daha mı iyi olurdu sence fuşya? Ve mesela yanağında hiçbir şekilde allık çok az. Yani bronz allık var. Zaten beyaz sendin bayan. Hayır, bronz allık yok. Şu anda bronz duruyor. Ben bronz renk allık yok ama. Bence bro, ya şu bence anda bir duruyor. İstersen yakından bak, sen beni ekranda izlemişsin. Buse Şimşek makyajını bir gerçek ben görüyorum. Somut olarak görüyorum ben. Ya açık net beğenmedim. Bu kadar ben olsam yani. Senin yerinde olsam gerçek fikirlerimi söylerdim. Ben gerçek fikrimi haberin söylüyorum. Olsun. Senin rehabeti şu ana kadar kapılma. İzlediğin makyajınla şu makyajın arasında dünyalar kadar fark var Buse. Thanks bro. Evet. Şimdi heyecan durukta efendim. Sayın Bülent Ersoy, nasıl buldunuz? Selver Asolist olmuş mu? Bir gelsin bakayım. Buyurun yerinize. Şimdi saçta şuradan itibaren böyle bir genişlik var. Tam tersine şuranın şöyle biraz basık olması gerekli. Şurayı söylüyorum üstü. Arka taraf ki dener ben abartıyı arkana. Çok severim ama çok fazla büyük. Yani manasız bir büyük. Elbisesi dönebilirsiniz. Üzerine aldığı ötriş fuşya bir ötriş. Kırmızı değil o. İndirin ellerinizi. Bu şeyi sonradan mı koydunuz buraya? Yok, hayır, böyleydi. Peki o zaman yırtmacın o size göre sağ taraf yırtmaç mı? Yok, yırtmaç yok. Değil. Ama onun böyle bir çizgisi şeyin altında bitmiyor. Gülün altında bitmiyor. Çok fazla bele inmiş. Onun bir tık aşağıdan olması lazım. Gibi. Öyle durması lazım. Böyle. O tuttuğunuz çiçek midir o, nedir o bilmiyorum. Ha, burası. Çanta gibi bir şey. O yani zaten şık değil. Makyajınız güzel. Teşekkür ederim. Yani beş beşlik bir makyaj.
Asolist tavrı nasıldı sizce Bülent Hanım? Yok. Yok. Hiçbirinde yok. Üçü de birbirinden kötü. Bir as solist, bismillah yeni çıkıyor, göbek atarak çıktı. Çıkıldığı vakit şöyle bir kere yerinizde duracaksınız. Selamı şöyle başınızın ucuyla verirsiniz. O insanları bir kendine getirir. Böyle. Böyle bir hayatımızda böyle bir şey görmedik. Olacak iş değil yani. Satamadılar. Eşalcığım sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben tabii kostüm olarak şimdi hemen bakacağım. Ama endamı da az çok hani izliyoruz, görüyoruz şu anki astroistlerden. Bir kere zaten bir numarası şu anda yanımda oturuyor Bülent Hanım'dan da görüyoruz. Endamını, tavrını, o kostümleri taşıyışı bunlar çok çok önemli. Yani bir şeyi yakıştırmanız... Taşımanızla da doğru orantılı. Dolayısıyla belki suyun söylediği gibi o oturuşları sen daha iyi olsun diye almışsın. Ama bence hafifletmiş kostümünü. Onu bırakır mısın lütfen önce? Ona göre kostümünü yorumlamak istiyorum. Renk tercihini nasıl buldun? Renk tercihi kötü değil. Sıcak bir renk. Baktığım zaman aslında elbise de yakışmış Selver'e. Fakat ben bu saçta Bilal'le ne zaman barışacağım... Bekliyorum. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi önde bakıyorum çok modern. Yükselmiş bir saç. Dinamik gösteriyor seni. Ama Bülent Hanım'ın da dediği gibi lütfen şu yanları kabartmaya şuradan itibaren başlamamak gerekir. Burası daha düz olur. Şuradadır o volüm. Çünkü dinamikleştirir yüzü ve kişiyi. Ama o parmak izli geçişleri çok beğendim. Lütfen bir sonraki topuzunda buraları biraz daha... indir. Çünkü sen bunu çok güzel yapıyorsun. Bu ön volümü çok güzel veriyorsun ama fazla veriyorsun. Yani geniş veriyorsun. Ama arkayı döndüğümüzde kocaman bir saç. Çok klasik ve çok büyük. Yani onu küçültmen lazım. O zaman model de dinamikleşiyor ve çok daha güzel görünüyor. Önünü döner misin lütfen? Makyajda yaklaştığınızda şunu gördüm Buse'cim. O farların çok hatları belli. Yani böyle hani koyu renk farı sürersin de çizersin, içini doldurursun gibi bir hava vermişsin ki normalde sen öyle değilsin. Ama tonunu, oradaki pırıltıları, şuradan başlayan gölgelemeni, hatta rujunun elbiseyle olan ufak tezatlığını bile sevdim. Geçişleri nasıl buldunuz? Hangisini? Tonlardaki gözdeki. Çok beğendim. Tonları çok beğendim. Onu da özellikle çok söylüyorum. Çok degradesi çok güzel. Evet. Yani bu elbiseyi şimdi fuşya giydi değil. Diye fuşya bir far ya da işte sizi o palet kullanılmaz. Hanımefendi. O açıdan başarılı. Aynen. Küpeleri çok sevmedim ama belki hani daha minik bir şey yapabilirdin. Zaten elbise iddialı ve pırıl pırıl. Seçkin nasıl buldun? Genel olarak çok fazla beğenemedim ben de. Genel görüntünü astrolistliğe pek uygun bulmadım senin. Yine aynen Bilal, saç ne zaman dediği gibi ışılın barışacağız bilmiyorum. Aslında senin astrolist saçında çok kendini gösterebileceğin bir yerdi bu. Sen böyle büyük saçları falan çok güzel tarıyorsun. Bu sefer uçmuş gitmişsin yani. Büyüğün de büyüğü bir saç yapmışsın. O arkayı tekrar dönmek... Yani hepinize söylüyorum. O bana hitap edebilecek evet. Bir tarama tarzı var. Ama bu... Ama biraz burada açmış sanki. Kocaman bir kafa. Olmadı. Hem üst tarafı kabartmışsın yani hem arka olmadı. Taraftaki topuz haddinden büyük bir topuz. Oysa ki ben onun önüne oturur cayır cayır tabii. Taradığı saçtan da mutlu olabilirim. Olursunuz bence de yani, ama şeref duyarım. Ama bugün biraz fazla ki ben abartıyı çok dikkat severim. Edeceğim. Teşekkür efendim, ederim. Efendim bana biraz şey derdi. Makyajı ben beğendim bu arada Buse. Her zamanki gibi yine güzel bir göz makyajıyla karşımıza gelmişsin. Ama ben dudak rengini bir beğenemedim. Yani bir alakasız duruyor. Kırmızı değil, şeftali değil. O kıyafetle bir alakasını kuramadım ruj renginin. Dudak rengi şöyle. Altında böyle hafif nude var. Üstüne de
Gözünün üstüne kullandığım bordo tonlarında ışıltılı farı... Bir far sürmüşsün geçtim. Üstüne evet, galiba. Metalik aynen. Efekti verdim yani. Ama güzel bir efekt olmamış. Yani bence keşke ya nude bıraksaydın ya da gerçekten böyle puş ya bir şey patlatsaydın. Üstüne lip gloss sürsem güzel durur muydu? Kararsız ben, kaldım lip çünkü. Gloss da kesinlikle daha güzel durdu. Çok kuru ve o far efekti hiç güzel durmamış. Ama göz makyajı çok güzel. Çok güzel olmuş. O kim biraz... ne derse desin. Göz makyajın. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim göz makyajını. Seçkin puanı alalım. Puanımı ben bu sefer gizli vereceğim. Gizli mi kullanacaksın? Evet. Diğer jüri üyelerimiz açık oylama yapsınlar. Seçkin Süngüç sizin masanınızda puanı gizli kullanacak. Bakalım Işıl Reçber kaç puan verecek? Milletin rujuna konuşuyorsun. Hı hı. Utanmadan bir de burada şarkı söylüyorsun. Tam hadsizsin sen ayol. Puanımı verdim. İyi ettim. Gün sonunda açıklayacağız. Ve Işıl'ın puanı? Saç konusunda Bilal bence bizi biraz daha dinlemeye başlayacak. Çünkü yetenekli ve geliştirebilir kendisini bu anlamda. Yeni dönemde çok rahat yakalayabilirsin. Benim puanım çok fazla kırmadan bugün. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Buyurun Bülent Hanım, puanınızı merakla bekliyoruz. Şimdi burada takdir hakkımı kullanacağım. Oysa ki saçtan biraz kırmam lazımdı. Kıyafetten yani belki o öndeki çanta gibi şuradakini şeyi beğenmedim. Gül aslında da onun belli ama işte belli orada değil. Onun yeri değil o. Ve belini kalınlaştırmamış mı oradaki o? Biraz evet, evet. Yani. Üç puan veriyorum. Çünkü kıyafeti de sevmedim. Teşekkürler. Saçı da bugün sevmedim ama onun neler yapabileceğini çok iyi bildiğim için. Ben de bu sebeple zaten bol verdim. Oysa ki bu bir kıstas değil yani. O yapar. Geliniz bakalım. O kadar güzel bir fizik yapısı anca bu kadar mahvedilebilirdi. Her an uçacakmış gibi hissediyorum. O nasıl bir cevaptır ya? Makyaj eleştirecek en son insansın. Siz neye istinaden beğendiniz? Seni beğendim yüzünü. Ya o Allah vergisi zaten evet, görmüyor evet. Musun? Evet. Saçın arkası felaket kötü. Hissediyorsun kendini? Bülent Hanım'ın karşısına astrolist olarak çıkmak çok zor bir kere. Bilmiyorum, yorumlarını sabırsızlıkla duymak istiyorum. Peki, nasıl buldunuz? Hemen yorum yapmak istiyorum. Ben yapabilir miyim? Ben yapacağım. Kına konseptiyle karıştırdın galiba. Elbiseni beğenmedim çünkü astrolist kıyafeti değil bence. Böyle bir astrolist görmedim bu kıyafeti giyip sahneye çıkıp şarkı söyleyen. Daha çok kına elbisesine benziyor. Ya da yani bir nişan elbisesine benziyor. Pelerin aşırı alakasız buldum. Yani bir nişan elbisesi olsa da güzel değil zaten. Bir şey yapmaya çalışmışlar ama kötü duruyor. Küpelerini de beğenemedim. Çok abartılı durmuş. Elbise zaten abartılı. Genel olarak bugün seni hiç beğenmedim. Hiç astrolojik havan yok. Sen 3 haftada hangi kesmeni beğendin? Onu söyler misin? Demek ki kötüsün ki beğenmiyorum. Hulk Woman. Hulk Woman. Hulk Woman mı? Pelerini takıp gelmişsin. Nerenin kahramanlısın onu çok merak ettim şu an. Uça uça gelseydin keşke böyle de. Onu da yapacağım. Onu da yapacağım. Gerçekten yani senin gibi bir kıza hiç yakışmayacak bir kıyafet tercih etmişsin. Özellikle şuradaki potluklar beni o kadar yordu ki.
Birazcık bir yan dönebilir misin? Çok az bak. Hayır hayır, biraz daha bana doğru gel. Bak şuradan o kadar pot duruyor ki şu omuz kısmı. Çok çirkin bir görüntü. Fizik yapın, o kadar güzel bir fizik yapısı anca bu kadar mahvedilebilirdi. Şuradan yukarısı çok güzel ama kıyafetin gerçekten çok kötü görünüyor. Peki saç ve makyaj yorumlarını ben alalım. Ben saç hakkında yorum yapmak istiyorum. Bugün sanırım ilk defa saçını hiç beğenmedim. Şöyle bir ufaktan döner misin? Diğer tarafa doğru da. Evet. Şuradaki sanki burada başın kırılmış, oradaki yarık görünüyor gibi. Oraya saç makyajı yapabilirdiniz. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Yani çok kötü görünüyor. Bir de orada bir sünger kullanmışsınız galiba. Bildiğin tamamen süngeri kaplayacak saçla doldurmuşsunuz orayı. Üstüne de süs olsun diye böyle sanki çikolata dökersin ya bir kekin üstüne. Krem şant. Aynen. Öyle duruyor. Yani bugün gerçekten hiç beğenmedim. Bak normalde beğendiğimi beğeniyorum. Söylüyorum da ama bugün hiç yakıştıramadım. Bilemedim. Saç makyajı konusunda haklısın. Tamamen aklımızdan çıktı. O konuda sana hak veriyorum. Topuzu da artık sizden gördüğümüz kadar dediğiniz gibi yapamıyoruz ya. Sizden gördüğümüz kadar bu kadarı çıktı. Demek ki çok iyi öğretememişsiniz. Sanırım sen öncüyü çok izledin. Öncü de yapıyordu böyle. Çok çok sizi izledim. Sizi ben çok örnek aldım. Sizi izleseydiniz böyle bir saç yapmazdınız bence. Sizi izliyoruz işte, bu kadar öğretmişsiniz. Biz sünger kullanmıyoruz hiç. Hiç ben de kullanmadım. Kullandım, gördün mü? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kullandığımı? Yaparken gördüm. Nereden biliyorsun? Tamam, sen konuşmana tamam. Gerek yok. Gerek yok. Yaparken gördüm. Nasıl buldun? Yani evet, saç bana da biraz demode geldi ama genel olarak baktığımda da bu kıyafete de galiba bir tek bu saç yapılırdı diye düşünüyorum. Taşı ben de çok gereksiz buldum. Taş galiba o. Çok rahatsız etmiyorum ama çünkü bu kıyafete de sadece bu olurdu bence. Zeynep, makyaj nasıl? Yani açıkçası göz makyajı ve küpeleri çok beğendim. Gerisini maalesef, çünkü kaşları bir de çok kızıl kalmış. Neden acaba onu anlamadım. Melisa'nın kaşlarını iki defa boyadım. Melisa'nın kaşları boya tutmuyor. Çünkü kendisi okay. Açıcı yapmış. Üstüne de kızıl boya vurmuştu. Aynen. İki üç defa boyadım. Kesinlikle kaşı tutmadı boyayı. Yok, ben sadece söylüyorum. Aynen, kızıl durmuş, bilginiz olsun. Çok şey yaptım. Aha, yoksa göz tutmuyor. Makyajını beğendim. Hiç problem teşekkür yok. Ederim. Bir de küpelerini çok beğendim. Bu senin kaş rengi düzeltilebilir miydi ve makyajı nasıl buldun? Kesinlikle düzeltilebilir. Yani bunu illa boyamasına gerek yok. Kaşı pomatla bile rengini, kıl rengini değiştirebilirdin. Ayrıca gözde neyini beğendi yeni gelen arkadaş bilmiyorum ama eşitsizlik var. Teknik çok büyük bir hata var. İki göz birbirinden farklı yerde başlıyor. Farkındaysan biri daha neresi yukarıda, biri daha aşağıda. Göstermemi ister misin? İstersen Melisa, yakından bir görelim. Gözünü kapatır mısın? Melisa, sen karşıya bak. Görüyor musun teknik hatayı? Sana göre. Sana yok. Göre değil bu bir o yani bir şey yok. Göz yanılması mı var burada? Sana göre diye bir yani şey yani beğenmemek için göz yanılması beğenmemek diye beğenmemek için yapabilirsin. Yağmur bir gelir misin göstereyim? Beğenmemek ya, için makyajıma bu sana göre mısın? Diye bir şey yok burada. Sana göre. Gel. Aşağı bakar mısın Melisa? Gelir misin buraya? Ben makyajı ben yaptım. Ben makyajımı çok iyi hatırlıyorum. Tamam, aşağı bak. Şu göz buradan başlamışsın daha geniş bir şekilde. Göz bebeğin hizasından başlamışsın orayı dağıtmaya. Bu göze bakar mısın? Göz bebeğinin daha başlangıç noktasından önce başlamışsın. En azından senin daha gibi aşağıdan, gözü aşağı bir tutmamışım. Daha aşağıdan başlamışsın. Bu göz daha siyah geliyor. Bu göze daha baktığın zaman daha beyaz. Daha ne kusur arıyorsun? Daha ne bulmaya çalışıyorsun? Sence buraya bir ışıltı eklemen gerek? Bak göze ben bak. Ben ekledim. Bir dakika, göze bakar mısınız? İnsanlar beni anlayacak. Bu göz daha yukarıda duruyor, bu göz daha aşağıda duruyor. Melisa'nın bir gözü yorgun. Ve bu o makyaj gözü... makyaj hatası bu. O nasıl bir cevaptır ya? Melisa'nın bir gözü yorgun. Yok diyorum ya, hani Buse bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ben bir de şeyler bulmaya bir şeyler bulmaya çalıştığı için. Bir şey söyleyeceğim. Için. Ben Tuna, arkadaşlar aynı anda konuşmayın. Buse'ye cevap veriyorum. Sen yanlış yorum yaptığında seni de uyaracağım. Sana da cevap vereceğim. Şimdi şöyle, Buse'nin bitti mi yorumun? Yok, bir dakika. Bu basbayağı bir makyaj hatası. Çünkü sen simetrik, hadi simetriyi geç de. Sen düzgün bir göz şeklini bak. Elimizde baktığın zaman ben de dahil. Yeni arkadaş ablan sen de dahil. En güzel göz şekli Melisa'nın gözü. Sen bu gözü böyle bir hatayla mahvedemezsin. Sana bundan bahsediyorum. Emin ol, iyi bir şey söylüyorum. Emin ol buna. Tuna'yı da dinleyelim. Cevabını alalım. Şöyle zaten Buse'nin söylediklerine katılıyorum. Söylenecek birçok şey söyledi. Şu gözün bitimindeki uyguladığın far, o koyu farlar o kadar hatalı ki... ...gözleri hem dengesiz gösteriyor hem de düşük gösteriyor. Ve sürdüğün ruj var mı? Parlatıcı mı var? Buradan tek senin belli deyiminle olmuyor. Gloss, benim deyiminle dudak parlatıcısı var. Tamam, ikisi de aynı hesaba çıkıyor. Güzel. Beğenmedim. Zaten sen makyajdan anlamıyorsun ki, neyini beğeneceksin?
Anladığın için yok, görüyorum. Yok, sen makyajdan anlamıyorsun. Geldiğim günden beridir bana fırça tutmayı bile bilmiyorsun Allah diyorsun. Aşkına. Ben geçen hafta burada birinci mola oldum. Daha bana makyajdan bahsetme Tuna sen mola ya. Ver. Tuna, kırmızı ruj bile süremedin. Sen bana burada makyaj eleştirecek en son insansın. Okey mi? Anladın mı? Bak. Anladın mı? Okey. Tamam, iyi. Sevindim buna. Okey. Onun anlayacağı dilde okey. Buyurun, Bülent Hanım nasıl buldunuz? Tamam, yerinize buyurun. Bize kendisine göre sol kaş. Bir tık bir V istiyor oradan. Bir tık ama. Yuvarlak gelmiş. Öteki kendisine göre sağ taraf V'liğini koruyor. Evet. Gördünüz. Evet. Efendim şeyde de bize göre sol gözün ortasına siyahı biraz daha kuvvetli. Bize göre sağ göz, kendisine göre sol gözün bu uca ötekinde getirdiği gibi bir siyahlık tam yok. Anladım. Değil mi efendim? Gördünüz zaten. Onun dışında kontürler falan çok hoş. Çok iyi, çok. Efendim, kıyafet hiç güzel değil. Saça gelince, saç ense topuzu bu. Enseniz nerede sizin? Biraz dönün de gösterin. Göster elinle çocuğum. Evet. Ne, saç nerede duruyor? Yukarıda değil mi? Yani ensenizde değil, o saçın şu ense boşluğunu doldurması gerekirdi. Bu çok önemli bir hata. Çünkü ense topuzu bu. Evet. Bunun hiçbir excuse'u olamaz. Siz neye istinaden beğendiniz? Ben bu kıyafete ancak bu olur anlamında beğendim. Ancak öyle olmaz. Tepede. Yani at kuyruğu yapmıyor. Evet. Tepe topuzu yapmıyor. Hoş tepe topuzu böyle olmaz da. Yani ense topuzu ensenin boşluğunu doldurmalıdır. Ben makyajın dışında bir şeyinizi beğenmedim. Ve ben hemen numaramı size vereyim. Bu saçın, bu saç kıran gibi yerlerinin hep doldurulması lazım. Ensenin ensede olması lazım. Elbise elbise değil. Çok büyük hatalar var. Puanım bu. Teşekkür ederiz. Bundan sonra dikkat edeceksin. Bu şeyler, açıklıklara. Enseye bilmem niye, kıla, tüye. Çok dikkat edeceksin. Seçkin yorumunu alalım. Melisa, ben sana şöyle kıyafetini kapatıp boynunun üzerinden baktığım zaman, yani kıyafeti hiç görmediğim zaman seni beğendim yüzünü, makyajını. Ya makyajını. O Allah vergisi zaten, evet, görmüyor evet musun? Evet, anlatacağım efendim. Şey sana gibi yani. Evet, cool gibi duruyorsun gerçekten. Cool. Yine kendi fiziksel özelliklerinin artılarıyla o saçı, makyajı gerçekten güzel taşımışsın yine. Ama Bülent Hanım'ın dediği gibi ense topuzu biraz daha aşağıda olmalıydı. O ensenin boşluğu çok ortada duruyor. Ama topuz olarak kötü mü? Bence çok kötü bir saç değil. Ama oradaki boşluklar kaş farıyla ya da herhangi bir farla orayı doldurmanız gerekiyordu. Çok açık, çok açık hata duruyor. Hata mı değil mi? Tabii ki hata. Geçmiş tabii ki olsun. Göz makyajınızı da... Bu arada altındaki aksesuarı da sevdim ben saçına taktığınız. Küpelerini de çok beğendim. Göz makyajı da güzel. Ama göz kapaklarında sanki bir ışıltı isterdim. O mat ve beyaz bir boşluk yapmışsınız ya. Oraya çok hafif bir ışıltı. Şu kaşla göz mesafesine mi? Yok, hayır. Tam göz kapağına. Daha iç kısımlara. Bir ince bir glitter isterdim orada. Bir güzel bir ışık verirdi o da. Kaşlarının rengini niye hala değiştirmediniz orada? Tutmuyor kaşı. İki defa boyadım. Makyajla yapın.
Makyaj da yani yapın. Makyajda da kıl kökleri çok kızarık olduğu için kullandığım farda bu defa 2 ton oluyor kaş. Çok iyi durmuyor. Yüzeysel olarak yani bir tık kırılmış duruyor. Geçen haftaki kadar kızıl değil ama. Ama kırmadı yani bayağı. Yine kızıl duruyor. Bu arada yani kostüm içinde gerçekten karşınızda en büyük az solist otururken böyle bir kostümle gelmeniz yani hiç mi bir şey görmediniz? Aslında aradığımızı bulamadık diyelim. Ya, kostüm hiç olmamış. Yani genel havasını ben saçın makyajın fena bulmadım ama kostüm az solist dediğimiz zaman kostümdür yani. Saç makyaj kadar çok önemli bir şey ve dediğim gibi Bülent Hanım'ın karşısında böyle bir kıyafet bilmiyorum kendisi hayır, zaten. Hayır estağfurullah esamına. Bülent Hanım falan. Ama olur mu yani? Az solistin az solisti var. Karşınızda oturuyor. Ay, bunun siz böyle bir kıyafetle yorulmak mümkün değil yani. İzleyenlere karşı. Evet. Bırakın beni. Herkese. Kaldırın atın kenara. Önce size sonra izleyenlere karşı. Olur mu öyle şey? Biz hep yani onlara konsept, sorumluyuz. Konseptin karşısı yani konsept karşınızda duruyor. Düşünün haklısınız. Ya. Haklısınız. Yani. Ne söyleyeceksin? Tamam hadi bir cümleyle. Şöyle Bülent Hanım ben 2-3 kıyafet değiştirdim. En son bunu giymeyeyim mi az solistten tam anlayışım yok. En son buna karar verdik. Evladım ona da, hiç mi ona da emin beni değil. Görmedin? Evet. Hiç mi Sibel Hanım'ı görmediniz? Ebru Hanım'ı? Seda Hanım'ı. Biraz daha abartılı. Sizin hadi eskileri görmediniz. Onlar pırıl pırıl kızlar. Size haklısınız. Yakınlar. Haklısınız. Çocuğum. Haklısınız. Işıl'cığım sen ne diyorsun? Şimdi şöyle kostüme baktığım zaman kostüm astroloji kostümü değil. Fakat sana yakışmış. Aslında baktığında bu konsepte uygun kostüm bence kızlar daha kolay bulabilirdiniz. Siz doğru seçmişsiniz. Şimdi kızınızı evlendiriyorsunuz. Oğlunuzu evlendiriyorsunuz. Birinci derece yakınının tercih edeceği bir kostüm bu. Anlatabiliyor muyum? Böyle klas duracak, misafirlerini karşılayacak, hoş geldiniz diyecek. Ama bir kayınvalide olabilir, görümce olabilir. İşte kızın ablası olabilir ya da damadın. Ama hani sahnede istediğin gibi hareket edebileceğin bir kostüm değil. Çok klasik kalır, çok zorlar seni. Ama şuradan yukarıya baktığımda kim ne derse desin. Yüzün çok güzel yukarıya baktığımda, makyajın çok güzel, saçın arkası felaket kötü söylemek durumundayım. Ama önü toparlamış, arkayı görmediğiniz zaman bir türlü gidiyor. Evet, bunun dışında zaten Melisa'ya baktığımız zaman Melisa ne giyse yakışıyor, taşıyor, kaldırıyor. Bu anlamda bir kere avantajlısın. Onun dışında bu hataları düzeltmenizi rica edeceğim. Saçları evet siz söylediğiniz için ben değinmedim. Tabii onlara da dikkat etmek gerekir. Peki. Bu sefer puanını ben Bülent Hanım'ın puanı aldığımıza göre gizli kullanıp zarfa yazarsam. Evet Işıl Hanım'ın puanını göremeyeceğiz. Hayırlı puan. Benim size puanım. İki. Teşekkür ederiz. Gel bakalım Damla. Aslında amacım kötü değildi yani. Evet, çık dışarı. Çık! Sizin babanızın çiftliği değil burası. Eğer burada kendini kanıtlamazsan, bize iyi şeyler vermezsen buradan gideceğin anlamına gelir. Böyle yapabilir, öyle mi? Yanlış yorum yapmayın lütfen. Kafan da aynen öyle karışık. Beyefendi neyi uzatıyorsunuz? Tamam bir daha böyle saçma sapan şeyler karşımıza çıkar mı? Bence dökülüyorsunuz. Dağınık görüntümü toplumu karma karışık rezalet. Aslında benim moralim biraz bozuk. Ne oldu? Küpem yok.
küpemi kaybettim. Aa, nasıl? Yani şöyle dakikalarca kuliste baktım, aradım ama yani yok, o kadar moralim bozuldu ki yani bunu çok fazla yansıtmak istemedim buraya. Ama yani ilk günden çok fazla üstüme geldiklerini düşünüyorum. Yani hatta programı izlerken geçen haftalarda da böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Ve açıkçası buradan bir kişiden şüpheleniyorum. Yani neden böyle bir şey yapıyor ben anlamıyorum. Yani sonuçta bu bir yarışma diye düşünüyorum. Kimden şüpheleniyorsun? Yani ilk günden de böyle bir şey yapılacağını düşünmezdim. Kendinden yani iyice bakamamış, görmemiş olabilir misin? Sen altında bırakıyorsun. Yani o kadar çok fazla aradım ki inanın yani ben böyle bir şey görmedim. Hani kızlar çünkü giyinirken falan beni gördü sonuçta. Bu yüzden ben bir kişiden şüpheleniyorum. Yani açıkçası yani onu aramak bile istiyorum şu an. Onun yerinde bile çıkabilir yani. Canım bu hoş geldin partisi bana da yaptılar. Bir şey fark etmez. Zaten o kulak kapandığı için daha da yani modern olmuş. Ama kim esas önemli olan bunu yani kim? Yani burada şüphelendiğim kişi direkt Selver oldu. Çünkü zaten bakışlarından da anlayabilirsiniz. Bülent Hanım, benim de bir telliğimin bir tanesi kaybolmuştu geçen haftalarda. Niye bu sonra kloptoman mı? Kaybolmuştu. Sen öyle bir huyun var mı? Ya ben aslında şaka yapmak istedim. Biraz onun yanımın mı yani bunu? Ha yaptın yani. Biz savunuyoruz burada seni yapmaz diye. Yani yeni gelene burada yaptığımız biraz gelenek gibi oldu. Melisa'ya da yapmıştık. Selver niye yapıyorsun? Kendi geleneğini mi yarattın? Hayır, niye prim veriyorsun yani? Gel ben sana istediğin kadar şifa alayım. Niye siz yeni gelene arkadaşım böyle bir şey? Yani, bu ne biçim şaka bu? Bülent Hanım, ben aslında onun tepkisini ölçmek için yaptım. Nasıl bir tepki verecek diye. Ama pardon, bak buraya çıkıyor. Yani insanların bir yerde kaderleriyle oynama. Aslında amacım kötü değildi yani. Hayır, bunun aslı maslı yok. Çık dışarı. Çık! Sizin babanızın çiftliği değil burası. Ah Selver, ah. Aslında, aslında. Evet arkadaşlar, siz lütfen küpenin teki de varmışçasına yorumunuzu yapın. Elim ayağım İlk değerlendirmesi ya olacak Damla'nın. Aslında nasıl buldunuz? Aslında küpesi gözükmüyor yani, canını sıkma. Yani eminim bir açıklaması var, dışarıda beraber konuşup çözersiniz diye düşünüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Burası bir yarışma. O küpe belki bir yerde birimizin takıntı yapıp nerede senin ötek küpen diyebiliriz, misal. Tabii ki. Hani böyle şimdi iyi ama kapalı olduğu için olur'a diyebiliriz. Ve bundan puan kaybeder. Bu hafta sonuna tesir edecek. Puan, belki de gidecek. Bir puan yüzünden. Ne o en son bir puan aranız vardı. Evet. Geçen hafta da o kadar yakın. Bunlar çok ayıp şeyler. Bak hepinize söylüyorum. Ben çok kötü hissediyorum. Böyle şeyler olacağını düşünmedim. Şaka yapmak istedim. Normalde yaptığımız bir şeydi. Mesela ilk geldiğimde yapmıştık kızlarla. Terliğimi saklamıştık. Komik olsun diye aynı şeyi yapmıştık. Bu sefer komik olmadı. Siz niye mani olmadınız? Haberimiz yok. Bizim haberimiz olsaydı. Sizin neden haberiniz var? Ve biz de yanıyoruz. Böyle davranışlarda belki... Yok, sen yanmıyorsun. Sen aldın numarayı zaten. Yanmana gerek yok. En azından böyle bir şaka yaptığını açık açık itiraf etti. Böyle şaka olmaz. Evet efendim. Sayın moderatör. Böyle şaka olmaz. Bunlar ayıp şeyler. Çok. Hele bir daha olsun bakalım. Melisa'ya ilk geldiğinde suyla beraber hep birlikte yapmıştık. Ama bu sefer su kendi girdi çekti. Sadece ben yaptım. Benim üstüme kaldı. Biz onun adına özür dileriz. Aynen. Hem de haftanın ilk gününde gerçekten kabul edilir bir davranış değil. Siz bakalım biraz moral olacak mısınız yoksa daha çok canını mı sıkacaksınız? Nasıl buldunuz? Açıkçası bir nişana, düğüne gider gibi buldum ben seni.
Yani çok modern gözüküyorsun. Yani bir gazinoya geçtim. Her yerde bu tarz kıyafetler giyilebilir. Havuz başında bir partiye bile gidebilirsin bu şekilde. Ayakkabılarını beğendim sadece. Onun dışında saçın da kıyafetin de çok kötü gözüküyor. Beğenmedim. Teşekkürler. Mustafa, Turan bir az solist saça tarayabilmiş mi? Yani öncelikle hoş geldin. Merhaba. Buranın zorlukları vardır. Bunu zamanla öğreneceksin. Ama bunları bilmen gerekiyordu. Kiminle yarıştığını da bilmen gerekiyordu. Sonuç olarak böyle bir konseptimiz var. Ve ben buradan saçının sallandığını ve orada arada yuvarlak bir boşluk görüyorum. Yani orası beni o kadar rahatsız etti ki, sen görebiliyor musun onu? Onu görüyorum. Onu zaten savunamam. Çünkü aslında ben onu pensle tutturmuştum. Son dakika yani, bir toka takacaktım ve evet, unuttum onu. İnanılmaz kötü. Yani sanki orada böyle yuvarlak bir boru konulmuş gibi. Çok dağınık üst tarafları. Yani o içten geçmiş. Ya ondan dolayı da olabilir. Şöyle önden baktığımda da arkada bir kare görüyorum. Öndeki volümü de uçlarda değil de diplerde görmek isterdim. Yani ben açıkçası umarım bugün ilk gün olduğu için böyledir. Diğer günler senden iyi şeyler bekliyorum. Eğer burada kendini kanıtlamazsan, bize iyi şeyler vermezsen, bu da buradan gideceğin anlamına gelir. Yani ilk günü olunca böyle yapabilir, öyle mi? Ya da şarkıyı yanlış okuyabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir ihtimal yok. Böyle i̇lk bir günde... yanlış yorum yapmayın lütfen. Hayır, siz beni anlamadınız Bülent Hanım. İşi bilen insan ilk günde de aynıdır. Evet, evet. Son günde de aynıdır. Onu demek istedim. Hayır, programın heyecanından dolayı belki bir şeyler kaçırmıştır, vakit yetmemiştir falan. Ama niye tabii affedilemez. Niye herkese beyefendiye yetmiyor? Neden? Affedilemez. Bunun hiç gözü yok. Birbirinizi fışfışlamayın. Yani beğenmedim. Teşekkürler. Yani ben de Bülent Hanım'la aynı fikirdeyim. Sonuçta ilk defa burada yarışıyor olabilir ama hayatında ilk defa saç yapmıyorsun. 15 senelik kuaförsen. Ambiyansı mı beğenmedin ya da heyecanlandın mı? Bizimle ilgilenmedin zaten. Biz çok seninle de konuşmadık. Yaptığın saça da bir anlam kendin de verememişsin. Bir döner misiniz hanımefendi? Yani ben o detaylardan, o motiflerden senin kafanı görüyorum yani. Kafan da aynen öyle karışık. Onu bil. Önde bir dalga var, arkada... Saç sola doğru, yani kendini bu attı. Kadın böyle yapsa saç demek ki dökülecek. Aslında bir motif... yapın, şöyle bir yapar mısın sen mesela? Şöyle bir yapar mısınız? O kadar değil ya. Bir yapar mısınız lütfen? Yani şu an bir şey yani, olmuyor. Yani aynen orada böyle... Yok, saç gitti zaten. Beyefendi neyi uzatıyorsunuz? Saç gitti. Bir daha yapmasın diye öğretmenim. Motiflerden aslında senin salyangozu yakalamak istedim ama... Tamam, bir daha böyle saçma sapan şeyler karşımıza çıkar mı? Gitti, saç gitti, geçmiş olsun. Sallasana şöyle. Ya orayı kabul ediyorum kesinlikle. Oraya toka tutturamadım. Vaktim yetmedi, onu savunamam zaten. Ama genel olarak yani evet, orası gitti yani, orası yıkıldı ama... Herkes ya, konuştu değil mu hanımefendi? Buyurun. Herkes konuştu mu? Makyajı yorumlamadılar daha. Ha, onu bir yap. De makyaj yorumlarını alalım. Onlar bitince benim önüme gelsin bakalım. Tabii. Gözde Hanım. Evet Tuna, yorum makyaj yapabilir nasıl? Miyim? Şöyle, sanki baktığımda böyle gelinin kız kardeşi havası var. Gözüne döktüğün o pırıltılar yüzünün her yerinde var. Çok kötü bir görüntü, çok kirli bir görüntü. Dudaktaki o sadeliği ben sevemedim. Yüzü tek renk gibi duruyor. Göz altlarını bir tık daha aydınlatabilirdin. Allığını bir tık daha ya da kontürünü bir tık daha belirginleştirebilirdin. Yani çok amatörce görünen bir makyaj. Beğenmedim. Evet Tunacığım, seni izledim ya ben senin gibi. Bak senin de çok amatör mesela şu an. Sizin hocanızmış ya. Hani bebek yani gibi böyle, kızı şu hale getirdiysen... Böyle bir makyajla benim hocamın olmasının... Hocam tamam, amatörlük nerede? Bana gösterir misin? Ben biraz senden şimdi, öğreneyim. Şimdi amatörlüğün en baş göstergesi evet, zaten buralarına döktüğün pırıltının göz altında ve tamam, yüz çevresinde olması çok saçma. Tamam, astrolojik anlamını bana açıklar mısın?
Nasıl? Astrolist'in anlamını açıklar mısın? Astrolist dediğin yüzü gözü böyle sim içinde olan biri mi? Yüzü gözü özellikle yaptım. Ben onu dökmedim ki yüzüne. Yok, ben asla kabul edilebilir bir şey değil bu yani. Bülent Hanım nasıl buldunuz? Buyurun. Gelsin. Saç artık görüldüğü gibi berbat. Konuşulacak hiçbir şey yok yani. Çünkü lüzumsuz konuşmalar olur. Belli. Kıyafet hiç güzel değil. Efendim, fakat söylediğiniz gibi bu hanımın üzerine koyduğu o pırıltılar, pigmentler efendim çok az sürülmüş. Buradan bak, görüyor musunuz? Hoş yani. Bir tek kirpik yapışması sol taraf bize göre yapışmamış. Onu zaten söyledim kendisine ki kendisi de onu bilir. Şu yapışkandan sonra şöyle onu iyicene oturtturmak lazım. Bir de şey söylediniz. Işıltıları iyi kullanamıyor da yanakta da güzel kullanmış. Şimdi Allah var. Ben şimdi hiçbir şeyini beğenmedim. Bir tek makyajda yani biraz yakından gördüğüm vakit daha beğeniyorum. Uzaktan çok kirli geliyor bana. Evet. Neden bu? Göz altları özellikle. Bilhassa göz altları gri gri, evet. Çok kirli geliyor, karanlık geliyor hı-hı bana. Acaba ben kör melahat yanlış mı? Yok, estağfurullah. Doğru görüyorsunuz. Yani çünkü burada bunları gördünüz mü? Belki şey burada da yani iyi resim vermiyor belki de. Bilemiyorum. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Aslında bu highlighter'ı Sibel çok kullanır. Glitter'ı güzel, rengi de güzel aslında, evet. Ama ben devam edeyim bu arada. Lütfen. Buyurun. Yani genel olarak bence dökülüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Saç ayrı bir yerde sallanıyor gidiyor. Kıyafet deseniz zaten evde yok. Makyaj da işte. Yani bir astrolistin saçı zınk bir şekilde, yani o hele böyle bir topuz yapılıyorsa o dans da edecek vesaire, yani o saçın o kadar sağlam olması gerekiyor ki. Ya bu saçla ya daha buraya çıkalı 10 dakika oldu, saç sağ yattı yani. Kadın çıkacak 1,5-2 saat okuyacak. Sahne yapılacak 10 dakika içinde bu kendi yerli yeksan olur. Öyle. Artı bırakınız az solist. Hani bugünün konsepti bu. Ama normal şartlar altında bir düğüne de gitseniz vesaire kapıdan girersiniz 15 dakika sonra herkese hoş geldin, beş gittin ya da iki şöyle şöyle bir şey yaparken pat der ki gitti işte burada. Geçmiş olsun El Fatiha. Kullandığın glitterlar elbiseyle uyumlu ama elbiseyi zaten beğenmediğim için o da bir fayda etmiyor. Dudağının rengi fena değil. Gözlerin altı gerçekten buradan Bülent Hanım da dediği gibi çok karanlık, kirli duruyor. Kirli. Karanlık. Concealer'ı biraz ben daha açabilirdin. Çünkü bu tendeki göz altına bir makyajda bu gözaltı concealer'ı kullanılmaz. Aslında iki renk karıştırıp kullandım ya, ama atacaksan da onu temiz bir şekilde atman gerekiyordu. Çünkü esmer bir ten bunu biraz daha bir böyle daha sarı olmaması lazım concealer'da. Sarılık asla, grilik asla olmaması lazım. Glitterlar gözün altlarına düşmüş, dağılmış. Yani gözün altında bir sürü aslında glitter görüyorum. Aslında ben orayı bilerek yaptım. Bunlar efendim sizin bilerek göz yaptım yapınız mı bu torbaların siyahlığı? Evet ama özellikle belirttim zaten hani buraya yoğunlaşması gerektiğini. Çünkü ben kendi göz yapımı biliyorum, biraz daha koyu normalde makyajsız haliyle. Buraya biraz daha beyazlık gerekiyor. Evet. Daha kapatıcı özelliği olan bir concealer kullanmanız gerekiyor. Ben burada torba ve siyahlık görüyorum. Evet, biraz koyu şeffaf kalmış. Zaten makyaj da siyah. Yalnız kirpikler çok küçük.
Ha bir de kirpikler biraz solist özellikle konsepti için hem çok düz yani böyle kıvrılmamış duruyor ve küçük. Bir de üstüne üstlük yanlış takmışsınız dalgalanıyor kirpik. Maalesef hiç beğenmedim. Ortası yapışmamış. Ayakta. Az solist böyle olmaz. Mini etekli ve üzerine de sonradan böyle bir tül gelmiş. Bunu nerede giyebilirsiniz? Bir düğün ya da nişan sonrası after party'de. Eğlencede giyebilirsiniz. Evet, çok ilgi çekici, çok dikkat çekici olur. Ama asla az solist olamazsınız bu şekilde. Burada bir ince dalgalar, maşalarla. Burada düz saç, topuz yapılmış. Anlamsız bir topuz ve düşmeye başlamış zaten. Hayır hani saçta ne yapılmaya çalışıldığını anlamadım. Topuz mu, maşa mı, dağınık görüntü mü, toplu mu, karma karışık, rezalet. Makyajı da beğenmedim, çok üzgünüm. Bazen boynuz kulağa geçebiliyor demek ki Zeynep'ciğim. Böyle bir eyeliner şekli yok. Var olan gözü olduğundan da küçük göstermişsin. Şimdi desenli bir karışık elbiseler giydiğimizde evet... Saçı ve ruju daha doğal tonlarda kullanmalıyız. Bu 2x2 4 ama bu kadar düz bir elbisede, bu kadar yani daha doğrusu renk olarak bu kadar soğuk bir renkte %100 siz az solisti sahneye çıkartırken dudaklarına canlılık vermek zorundasınız. Dolayısıyla burada net, belirgin bir dudak gerekiyor. Kırmızı giyer, nüt kullanır. Ya da karışık renkli, çiçekli, böcekli bir şey giyer. Evet, daha doğal ton. Bakıyorsun silik bir surat. Göz altlarına concealer'ı kesinlikle daha kapatıcı özelliği olan, eğer teni böyleyse, daha belirgin concealer kullanmak zorundasınız. Allık biraz daha belirgin olmalı. Ben beğenmedim, üzgünüm. Peki. Totali. Puanı alalım. Benim size puanım. Teşekkürler. 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 Seçkinin puanıysa? Benim size puanım... 1. Teşekkürler. 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 Ve yeni takımımızda gizli puan tercihini kullanan jüri üyemiz... Bülent Ersoy. Bana mı veriyorsun? Ay, ben sizi yerim. Ben aldım ilk numarayı. Ne Damla'dan oldu? Önce Bülent Hanım'dan. Duydun biliyorsun. Ama ben güzeli seviyorum. Hayır, sağ olun eksik olmayın. Gizli mi veriyorsun? Gizli. Evet, çok, çok gizli. Hatta hiç göstermeyelim. Sisi yap. Seçkin, çünkü sen kalemden de anlaşılıyor ya bazen. Bakacağım. Şöyle yapacağım ben. Heh, hiç görünmeyecek. Modunu bozma. Yok canım. Klasik yani. Peki tekrar hoş geldiniz. Yerini alıyorum. Sayın moderatör. Buyurun efendim. Ne yapıyor içeride? Bekliyor. Kimi? Davet edeyim mi? Arkada Buruk düşürmüş yüzünü bekliyor. Gelsin bari. Çağır şunu. Dayanamazsınız siz Bülent Hanımcığım. Hep affedersiniz. Server aramıza katılır mısın? Of. Server. Hem suçlu hem güçlü bir de gitmiş oraya. Aa. Bakayım. Aa. Makyaj gitmiş. Allah kahretmesin sen. Gel buraya. Bütün farlarının pırıltıları da... Evet, ben de şaka yapmak istemiştim. Böyle olacağını tahmin etmedim. Tamam. Özür dilerim. Aa, estağfurullah. Hadi. Sakın ağlama, bir daha ağlama, yapma. Sen öyle bir kız değilsin çünkü. Ah dur, gitmiş. Yanlış anlaşılmanı istemiyorum. Makyaj gitmiş. Allah. Yukarıma zaten verildi numarası. Sınıfta kaldı. Sen de ağzı öyle söylemeyin, iyice ağlayacak. Sus dur ama geçebilirsin belki, sus. Seçkin Bey, göz yaşlarını sildikten sonra bence mutlu olmalısın Selva. Evet. Böyle bir şey yapmak istemedim Bülent Hanım, şaka yapmak istedim. Tamam çocuğum,
tamam. Daha önce de kızlarla yapmıştık Melisa ya. Aynısını yaptım. Hangileri yaptın? Sen söyle, ben onları da vermiş. Hep birlikte yapmıştık. Sen de mi yaptın kız? Böyle olacağını hayal etmedim. Ben sana inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben sana inanıyorum. Çocuğum. Ama bir daha yapma. Daha asla. Sana yakışmıyor. Hadi benim çocuğum. Hadi bakalım. Aferin evladım. Kim geliyor sayın moderatör? Su. Kalk sen de, çabuk ol be. Makyaj yapmayı bilmeyenler bile yapabilir gördüğünüz gibi. Ne yaptın da bize bana bu yorumu yapabiliyorsun Allah aşkına? Ben burada senin gibilere haddini bildiririm. Oo. Şöyle bir döner misin? Ay döneceğim. Buyurun efendim, buyurun. Allah. Hadi al değerlendirmeye. Yani şu an göğüs kabuğundan çok fazla büyük. Keşke değil. İçine destek koysaydın, bir şeyle doldursaydın. Tam yerinde diyor. Göğüs kapı. Ayrıca Bülent Hanım'ı dinledim az önce. Astrolistler bu tarz dekolteler giymiyormuş. Bilmiyordum ben de. Normalde beğenmiştim elbiseyi ama o söyleyince yanlış olduğunu dekolte düşünüyorum şu an. Dekolte değil, yıkmaç var sadece. Mini bir elbise değil. Rengini, payetini sana çok yakıştırdım. Saçını, o havayı sen de aldın bir tek. Diğer kızlarda değil. En çok bence sen astrolist gibi duruyorsun. Ama genel olarak elbisenin kabını, boyunu kısa buldum. Göğüs kabını sana yakıştırmadım. Aslında boyunu kendime göre dün tarzda yaptırdım. Hatta yan yanaydı. Ama bir tık işte sanki kısa yaptırmışsın gibi arkası duruyor. Arkası uzun, önü biraz bilmiyorum. Olabilir. Bir tık, çok değil. Öyle ama genel olarak beğendim. Teşekkür ederim. Ne diyorsun Damla, bir astrolist görüyor musun karşında? Yüzü çok güzel, makyajı taşıyor. Bence astrolist havası var yüzünde. Ama kıyafet payet bir elbise. Bundan dolayı o kendini aşağıya çekiyor. Aşağıya çekmesi ondan dolayı değil. Evet ama işte bunu tam taşıyamadığını hissediyorum. Yani aşağı çekmesi mikrofondan dolayı. Benden dolayı değil. Yok, önden dolayı. Önden dolayı. Önden bahsediyorum direkt. Yürürken de gayet anlaşılıyor. Ayakkabılarını beğenmedim. Böyle bir kıyafete o ayakkabı ne alaka diyorum. Ne giyerdin? Onu mesela giymeyeceğim kesin. Tamam, böyle bir kıyafete ne giyerdin? Ben silmek için, bacağımı tamamen silmek için onu. Platformlu giydim. Bir ayakkabı giyebilirdin ama bunu yani çok ben normalde günlük giyerim mesela. Asla platform bu tarz ayakkabılara, özellikle yırtmaçlı ayakkabılarda platform ama asla olmaz. Ama bu kıyafetle çok alakasız olmuş o. Bunu ben bacağımı tamamen silmek için kullandım. Başka renk kullanamazdım. Gümüş olmazdı, kırmızı altın olmazdı, giyebilirdim. Siyah olmazdı. Kırmızı hoş bir renk. Denedim. O da mesela ince. Bak şöyle bir şey var. Kırmızı da ince bant kullanmak zorundaydın değil mi? O da bileğimi kesti. Yok, stiletto. Stiletto böyle şeylerde güzel durmuyor. Siyah da giyebilirdin. Asla durmuyor. Ama siyah. Evet ama bu rengi giymemelisin siyah bence. Siyah asla olmaz. Abiye bir kıyafetin altında siyah kullanılmaz. Siyah. Neyse, siyah ve kırmızının uyumu var. Asla yok. Saçı nasıl buldu Songül? Ben saçı beğendim. Mustafa'dan böyle maşa dışında şeyler, yani yaptığı saçları görmek bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Saçı beğendim. Su zaten çok güzel. Çok da beğeniyorum kendisini. Bir astrolist saçı olmuş. Bence olmuş. Tabii bilemeyiz ama bence olmuş. Turan güzel. Sence olmuş mu? Bence de olmuş. Ben de beğendim. Tamam, bir astrolist saçı diyorsun. Yani tam bir astrolist saçı demesem de güzel yani. Peki. Teşekkür ederim. Makyaja ne diyorsun Zeynep? Yani makyajı genel olarak fena değil ama mesela bana göre burnu çok parlamış. Yani gerçekten arkadaşlarım dediği gibi su çok güzel bir bayan. Hani gözleri zaten tam makyajlık bir göz. Hani hiç makyaj yapmayı bilmeyenler bile yapabilir gördüğünüz gibi. Burnu çok parlıyor ve bence rujunu hiç beğenmedim. Ayakkabılar yani hiç olmamış. Elbisesini beğendim. O kadar. Yorumum bu kadar. Makyaj yapmayı bilmeyenler bile yapabilir dedin ya. Sen makyaj evet. yapmayı bildiğin halde ne yaptın da bize bana bu yorumu yapabiliyorsun Allah yani aşkına. Yani şöyle bir şey var. Bu göze makyaj yapmak zaten çocuk işi yani. Bebek, onu dağıtmak bebek gibi kolay bir şey. Olduğunu düşünmüyorum bir para. Sen daha doğmadın o zaman. Sen niye karışıyorsun ki? Ben Tuna'yla konuşuyorum ve Su'yla konuşuyorum. Sen niye bir şeyin hakkını ver sonra ben konuş. Bu benim fikrim arkadaşım. Beğenmeyebilirler. Ben böyle gelip benim makyajım, ben ilk günüm, ben bir lafımı bitireyim mi? Bitir i̇lk bakalım. Günüm benim makyajım beğenilmedi olabilir. Bana göre evet yorumlara katılıyorum, saygı duyuyorum ama ben beğendim.
bu benim kendi akşam tercihim. Otur ilk günümü izle. Ben de sana izle. Diyorum ki ha evet hatırlıyorum ilk günü ben seni ne de. Ne yapmıştım? Söyle ben bakayım ablana. Ben, sen niye savunuyorsun Tuna'yı? Tuna'nın avukatı falan mısın? Çünkü haksızlık yapıyorsun. Ne alakası var? Tuna kendini savunamıyor mu? Tuna'nın dili yok mu? Bilmiyorsan konuşmayacağım. Ya Tuna'nın dili yok mu arkadaşım? Tuna sen savun hakikaten diyeceğim ki haklısın. Ya sana ne oluyor? Ya bana ne oluyor biliyor musun? Ben burada senin gibilere haddini bildiririm. Bu senin ilk günün. Aç benim ilk günümü izle. Buse'cim çekeyim. Ben çekeyim. Günlerini de izledim. Ayakta alkışlanan tekmeyi kapartırsın eminim. Burada. Sakın bir daha benim kim olduğumu sorgulama. Seni mahvederim. Ancak bir şimşekçiz. Hep aynı makyajla aynı senin isim Buse. Buse'cim benim ilk günüm. Benim imajım gayet var canım. Birazdan neymiş birkaç güne anlarsın. Senin adın ne ya? Ben sana muhatap olmak istemiyorum senin adın Buse'cim. Ne Buse'cim? Zeynep Oktay. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hani makyajımı yorumluyor, kendi çapında işte beğenmediğini söylüyor vesaire ama bence kendi yaptığı makyajdan da ne kadar makyaj bildiği ortada. Ben daha fazla da hani söylenecek bir şey göremiyorum açıkçası. Okay, gayet güzel, gayet de şık bir çok makyaj. Çok güzel. Burada yani hiç yorum hani kötü bir yoruma hak edecek bir şey yok ortada. Buyurun Bülent Hanım nasıl buldunuz? Ben rica edeyim. Bize göre sağ kaş. Bir tık havada kaşı. Evet. O kendi yüz ifadesiyle alakalı aslında. Bir tık yukarı çekiyor bu taraf. Öteki tarafı fırçayla ya jöleyle ya spreyle bir şekilde şey yapmışsınız. Taramışsınız. Çok güzel kıl 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 duruyor. Öteki taraf daha bir şey kalemle yapılmış ve sivri, daha sivri duruyor bize göre sağ taraf. Onun dışında tertemiz bir yüz. Yani oradaki o kirlilik yok. Efendim, kıyafet kim söyledi bilmiyorum. Ama ön tarafı çekiyor biraz yukarıya. Yani onun boyunu alanlar yanlış almışlar. Şeyini indirebiliyor musun şöyle biraz? Evet, biraz sıkı ama. O yüzden olabilir. Ben çok yukarıdan bağladım. Evet, işte bunlar. Ama, normalde dün bakayım. Üstüme bitti, göre aldım. Geçmiş olsun bak. Sahnede böyle bir ayakkabı asla olmaz. Beğenmedim ayakkabını. Saçınıza gelince. Beş beşlik bir saç. Kusursuz bir kibar. Vakur bir saç. Hayatımda ilk defa böyle bir saç yaptım biliyor musunuz biraz? Allah biliyor ya utandırdınız beni. Modern saçları tarar ama topuzu pek becereceğini zannetmiyorum derdim. Aferin. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Makyaj da hoş. Güzel, elinize sağlık. Ben elbiseye baktığım zaman direkt dikkatimi göğüs bölgesi çekiyor. Su, bence sen çok fazla üçgen kesimli elbise giymemelisin. Çünkü omuzlarının darlığı ve şu kısmına da darlık oluşturduğu için elbiseyi çok yukarıdan bu sebeple bağlamak zorunda kalmışsınız. Bence straplez olsa atıyorum bu elbise yine daha iyi olabilirdi ama kötü değil. Geliyorum ayakkabıya, boyu falan da çok iyi, kestirmen şahane olmuş. Ayakkabı zayıf kalmış, şöyle model olarak değil. Materyal olarak. Yani o bir
gold aksesuar takıyorsan küpen goldsa gold bantlı olabilir. Ya da işte gümüş bir şey takıyorsan gümüş rengi, silver bir ayakkabı olabilir. Veya taşlı. Bant kötü değil ama malzemesi yani kumaş gibi değil mi o birazcık? Süet kumaş gibi kötü. O tamamen elbisenin bütün ağırlığını, havasını almış. İnanın hiç bilemedim ya gerçekten. Orada evet bir hata yapmışsın ama öğreneceksin. Bu o işte Bülent Hanım'ın dediği gibi zayıf. Fakat kırmızıya uymuş. Geliyorum saça. Saçı çok beğendim gerçekten. Teşekkür baktığım ederiz. Zaman topuz hani ben klasik topuz sevmem. Ama Astoris topuzu klasik olacak diyorsak da bu. Ve Emel Sayın saçı. Emel Sayın tarzı. Yakışmış. Makyajın da o tarzı olmuş tamamen. Zaten tenin rengin de öyle. Çok seviyorum. Siz konuştunuz mu? Hayır konuş. Gel hadi konuş. İzin veriyor musunuz? Aman efendim estağfurullah. Aa, buyurun. Gerçi bana çok konuşacak bir şey kalmadı. Ben de katılıyorum. Su ben de seni böyle Emel Sayın'a çok benzettim. Çok zarif, çok duru, çok güzel olmuşsun. Asil aynen. Saçını Mustafa çok beğendim. Çok güzel bir topuz. Makyaj da gayet uygun. Aynen böyle bir Emel Sayın havası var sende. Kıyafetinde de öyle. Otriş çok zayıf kalmış. Öyle bir otrişte kimse astrolist olarak bence sahneye çıkmaz. Onun en az böyle bir 3-4 katı dolgunluğunda. Nerede benim içerideki şeyim? Bülent Hanım'dan sana şu an otriş geliyor. Gerçekten. Bak görmemiz için. Yani en azından evet. Kendimizi tatmin edelim. Bakalım ne veriyor. Geliyor efendim. Bu sırada o arada puanları verelim biz o zaman. Ha, ben gizli veriyorum yine. İkinci kez bugün. Birazdan ortaya çıkacak benim puanlar inşallah. Niye sen iki kere gizli veriyorsun? Gizemli bir adamım ben efendim. Gizli. Öyle mi? Evet efendim. Ay yavrum pardon. Evet. Aa, veriyorum. Verdim gitti. Peki. Ay. Evet benimki geliyor. Benim, benim size puanım. Dört. Teşekkür ederim. Sağ ol. 4,5'dan 5 veriyorum size. Efendim bir de kalbimi koydum. Gerçekten büyük başarı. Az solist konseptinde. Ama böyle ol. Kalbim çıkacak şu an böyle çok heyecanlandım. Ki ufak bir kız. Yani bütün ama öyle bir heybetli durdu ki. Doldurdu sahneyi. Getir. Ah ah ah. Of. At o elindekine. Onun işte içinde bu. Kaybolacaksın şimdi. Ha? Ay. Aman Allah'ım. Ay. Of, ya. Of, of, of. Bana böyle bir şey nasip oldu. Nasıl bu gece uyuyacağım ha, bilmiyorum. Ay ay oh. Ay ay. Oh. Yere bırak. Yere. Yıldızlı 5 oldu bir anda. Yere bırak biraz ucunu. Orası niye taktı onu? Omuz yok ya düşüyor yine. Ya ama ne yapsın çocuk? Aa, Allah aşkına. Ay, o benim 1/4'üm kadar. Şöyle bir döner misin? Ay dönerim. Buyurun efendim, şey buyurun. Allahu Ekber. Aman yarabbim. Herhalde ya. Ondan sonra... Ben şu an rüyada gibiyim. Ondan sonra o arkaya doğru yürürken gel selam ver şimdi. Sahneye çıkıyorsun, kapa şeyini. Geldin. Alkışlar. Dönerken... Onu yere atıyorsun. Niye attın yere? Döndün. Şimdi sazendeler işte aranamiyi dönüyorlar. Bize doğru tekrardan geliyorsun. Şöyle bir ayağını şöyle atacaksın. Bitti geçmiş olsun. İşte. Çabuk kaldırın onu. Al al al. Evet. Al Mustafa'cığım al. Çabuk. Aa, o yerde kalır mı? Aferin. Unutulmaz bir an daha yaşadın kesinlikle, hayatında. Kesinlikle. Bülent Ersoy'un otrişiyle az solistik dersleri sahneye evet. Nasıl çıkılır? Ne güzel bir anı kaldı. Maşallah, rahmetli Nur yapmıştı. Allah, Allah rahmet eylesin. Nur yaz.
senin yerini alırdım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size de. Kuaförüm Sensin stüdyosunda, Fön gazinosunda bugün gizli puanlar da var. Bakalım sonuç ne olacak? Kazanan, kaybeden kim? Az sonra. Hazırsanız gizli puanları açıklıyorum. Seçkin Süngüç'ün Bilal Buse ve Selver için kullandığı gizli puan 3 için Işıl Reçber'in kullandığı gizli puan. Sevgili Bülent Ersoy'un aramıza yeni katılan takım için kullandığı gizli puan. Puanı alarak pazartesi günü sonuncu olan takım, günün sonuncu olan takımı bakalım günün birinci olan takımı kim? Günün birinci olan takımı 13 puanla bakalım gizli puanlar sonucu nasıl etkileyecek? Kazanan ve kaybeden kim olacak? Hazırsanız gizli puanları açıklıyorum. Seçkin Süngüç'ün Bilal Buse ve Selver için kullandığı gizli puan 2. Bir diğer gizli puana geliyoruz. Melisa için Işıl Reçber'in kullandığı gizli puan 3 yıldır Reçber'in sizin için kullandığı gizli puan. Yine Seçkin Süngüç'ün Mustafa Tuna ve Su için kullandığı gizli puan. Seçkin Süngüç sizin için kaç puan kullandı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve işte kritik an. Sevgili Bülent Ersoy'un aramıza yeni katılan takım için kullandığı gizli puan. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, gizli puanları aldığımıza göre sonuçları topladığımız zaman günün kazananı ve kaybedeni ortaya çıktı. Bakalım günün üzülen takımı kim olacak? Asolist konseptinde ne yazık ki en düşük puanı alarak pazartesi günü sonuncu olan takım beş puanla günün sonuncu olan takımı 3 Zeynep Damla. Alkışlasanıza. Tebrikler, sonuncu oldunuz. Sağ ol.
efendim. Tebrikler, hak ettiğiniz yerdesiniz. Bugün böyle olsun diyelim, heyecanına verelim. Üzgünüm. Üzgün misin? Siz neler diyorsunuz, buyurun. Yani sonuncuyu niye alkışlamadılar anlamadım. Bizim burada Adet Bey'le. Neler diyeceksin Zeynep? Değişik bir şeyim yok. Hak etmediğimi düşünüyorum. Hak etmediğimizi düşünüyorum. Takdire ya ilahi ne diyelim yani. Bakalım günün birinci olan takımı kim? 13 puanla. Günün birinci olan takımı... Mustafa Tuna Su. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. Mutluyuz. Sonuna kadar hak ettik kesinlikle. İnanılmaz mutluyum ben özellikle. Tebrikler sucuğum. Teşekkür ederim. Gerçekten uçuyor olman lazım. Harika bir gün oldu gerçekten sizin için. Müthiş bir anı oldu üstelik. Ne mutlu size. Günün üçüncü olan takımı ise 8 puanla Songül Yağmur Melisa. Günün ikinci olan takımı ise 9 puanla Bilal Buse Selver. Sağ olun. Yarının konseptine hazır mıyız? Yarın bizi o dönemi hakkıyla bakalım kuaförüm sensin stüdyosunda hangi takımı yaşatabilecek? Kuaförüm sensin. Evet, güzel bir başlangıç yaptık haftaya. Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve seçkin süngüç yorumları ve puanlarıyla günün kazanan ve kaybedeni belli oldu. Şimdi yarının konseptine hazır mıyız? Bugün çok zorlu bir gündü, çok zor sınav verdiniz. Hepimiz öyle. Baksanıza ben biraz sor istedim çıktım dışarı. Yarın işiniz daha kolay. Yarın bizi dönemler arası bir yolculuk bekliyor. Dönem saçı, dönem makyajı ve dönem kıyafetleriyle karşınızda olacağız. Şöyle bir şansınız var. Hangi dönemde yolculuk etmek istiyorsanız seçiyorsunuz. İşte o kısma biz karışmıyoruz efendim. O dönemi hakkıyla bakalım kuaförüm sensin stüdyosunda hangi takımı yaşatabilecek, taşıyabilecek? Yarın biz buradayız, sizleri de bekleriz efendim. Hoşçakalın. Tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Birileri burada kalmıyor. Gidip bakıyorsun, hoş değil ürünlere öyle bakma. Ne diyorsun? Senin ürünün yok. Senin masan boş. Bende var. Senin makyaj malzemelerin yok diye çok fazla üstüme tamam, geldiler. Uzatma, sen bana gel. Beni buraya yayınladın ya da beni çektin, ne elime geçti? O kadar kötü bir örgü olamaz. İyi rakipsiniz, düello yapın. Gel buyurun. Buyurun. Tamam ben varım, buyurun. Hiç söyleme. Ben de varım. Ve bunu ben söylüyorum. Bu son nokta. Vay anam vay. Ben Nişantaşı'na gitmiyorum. Batman'a. Batman'a gidiyorum. Bu düello artık olmazsa olmazımız oldu. Kimle yapacaklar? Buyurun. Songül, 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 Songül. Üç, iki, bir. Süre bitti.